sağlığınız yerinde olsun. Sofranızın bereketi olsun, ağzınızın da tadı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Sizler ekran başına, sizler stüdyoma. Kalbe vuran bazı sıkıntılar var. Hepimizde ayrı sıkıntılar var. Kalbinize vuran o sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılamazsanız can evinizden vurur sizi. O yüzden kalbe vuran sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılayın. Çünkü hayatta çok şey olanın da derdi var, hiçbir şey olmayanın da derdi var. Özetle şunu söyleyeceğiz. Hayatta derdi olmayan yok. Küçük ya da büyük. Peki bu dertlerin nasıl üstesinden geleceğiz? Nasıl başa çıkacağız? Bunu bir bilene soracağız. O bilen de biraz sonra stüdyomuzda sizlerle buluşacak. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, evlilik ve ilişki danışmanı. Kısacası aslında ailemizin danışmanı geldi. İnce ailemizin danışmanı ablanız geldi. Evet, İnce evet. Ablamız geldi. Hoş evet. Geldin. Hoş bulduk. Aslında İnce mi diyeyim, İnce abla mı diyeyim vallahi bilmiyorum. Biraz evvel soruyordun da biz seninle TNT'de değil mi? Çok eskiden. Çok eskiden daha saçların kahverengiydi. Şimdi evet. Yer değiştirdik. Ben de sarıydım o zaman. Daha tıfılken. Daha işin başındayken evet. Yani. Ama yıllar sana yarıyor. Hepimize çok, yarıyor çok inşallah. Herkese yarasın Cem'i cümleye inşallah. Valla yıllar bize yarıyor mu İnci'cim, yaramıyor mu? Ailelere pek yaramıyor aslında. Yani, ailedeki ilişkilere baktığımızda pek iyiye gitmiyoruz. Bunu üzülerek söylüyorum. İnşallah hepimizin çabalarıyla yani hepimizin bu yoldaki katkılarıyla birlikte aile yapımız düzelecek. Bir bilene sormak lazım yaşadığınız her şeyi. Bir bilene danışmak, bir büyükten akıl almak gerekiyor. Aile danışmanımız İnci Yeşilyurt bugün sorularınıza farklı açıdan bir bakış açısıyla İnşallah. Cevap getirecek. İnşallah. Yapmanız gereken tek şey yine her zaman olduğu gibi bize güvenerek bizi aradığınız için çok teşekkür ediyorum size. 0212 333 33 70 ve 71 bir de Instagram adresimiz var. Hadi bekliyorum hepiniz birbirimiz için dertlerimize çözüm bulmak için hayatta her şey vardı buluştuk. Önce sorularla başlıyorum. Hadi başlayalım. Programımızın değişmeyen klasiğidir bu. Hoş geldin aramıza bu arada. Hoş bulduk. Şimdi kimi zaman senin kızacağın, kimi zaman da çok üzüleceğin sorular olacak ama ne olur? Sanki böyle terapideymişsin gibi. Tamam. Öyle yanıtlar, öyle cevaplar verelim ki her seyircimizin derdine derman olalım. Olur her mu? Eve girelim. Her eve girelim. Karım uyurken oyuncak ayıya sarılıp uyuyor. Karım beni sevmiyor mu demiş. Bazen biz kadınlar severiz böyle yumuş yumuş şeylere sarılmayı, uyumayı. Karısına zannediyorum bu oyuncak ayıdan daha iyi sarılamıyor. Tabii. Şimdi biz kadınlar duygusal varlıklarız ve özellikle bu benim için de çok önemli bir konudur ve çiftlerime de sorarım. Siz nasıl uyuyorsunuz? Uyurken genelde erkeklerimiz maalesef biraz daha bencil ve kendilerine dönük uyuyorlar. Hadi Allah rahatlık versin, sağına dönüyor uyuyor, soluna dönüyor uyuyor. Oysa ki biz kadınlar uyku esnasında da aşkımızı yaşamak isteriz, duyguları yaşamak isteriz. Yani hani o sahiplenilme var ya, o koluna alma, uyutma, saçına okşama, şefkat, bunları isteriz. Erkek de bunu bulamadığı zaman o şefkati kadın tabii ki arayacak ama ayı da bulacak ama başka kaplumbağa da bulacak, bulacak yani. Peki bu karısını sevmediğini gösterir mi? Karısını sevmediğini göstermez ya ancak da, ihtiyaçlarının olduğunu gösterir. Ya da karısı uyurken yani bir kadının sarılıp oyuncak ayıya sarılıp uyuması kocasını sevmediğini gösterir mi? Bunu göstermez ama ihtiyaçların var diye alarm verdiğini gösterir. Ha. Yani bu ihtiyaçları karşıla. Sevgi zaten bir evlilikte. Önemli, önemli ama diğer unsurlarla beraber olduğunda güzel bir duygu. Bunun içinde de ihtiyaçların karşılanması var. Şefkat, ilgi, duygusal yakınlık sevgiyi zaten güzel bir hale getirir, coşturur. O zaman bakın çok dikkat edin. Alarm verilen noktalarda evet. Doğru tedavi uygulamak gerekiyor. Alarmı çok doğru anlamak lazım. Her şeyi sevgisizliğe bağlamamak lazım. Seninle birlikte daha net öğreneceğiz inşallah, beraberce. Kocam internetten şöyle söylemiş aynen, yazıyı da getirelim ekrana. Rusyalı kadınlarla konuşuyor demiş, Rusyalı. Ülkemizin turistik yerlerini anlatıyorum diyormuş. Bunda ne var? Yani yabancı uyruklu kadınlarla internette Allah konuşup. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ülkemizi tanıtıyor demek ki. Bir de madalya takalım biz abiye. Takalım madalya takalım. Tabii sadece hanımefendi zannediyorum bunu yazmış. Evet. Bu günümüzde de hala devam eden bir problem. Özellikle Rusya, Ukrayna,
O taraflardan benim de danışanlarımda rastlıyorum. O blok ülkelerden bayağı arkadaşlıklar geniş. Tabii bunda sosyal medyanın da çok büyük etkisi var. Tabii hiç kimse benim yoğurdum ekşi demiyor. Tabii ki bu yaptığı aile kurumuna yanlış hareketleri muhakkak bir bahane buluyor. Ben bugüne kadar meslek hayatımda gelip de ben bu işi yaptım diye karısına itiraf eden çok az erkek rastladım. Tabii ki hepsi ya inkar edecektir ya da bu işe bir kılıf bulacaktır, beyefendinin bulduğu gibi. Kılıf bulmuş diyorsun. Şimdi karım evde sürekli boğazlı kazak ve şalvar giyiyor demiş. İlgimi çekmek için mi yoksa kendisini benden soğutmak için mi bunu yapıyor demiş. Ne var kadıncağız evde rahat geziyor yani. Şu erkekleri de anlamıyorum. Buraya kadar pijamanızı çektiğinizde biz kadınlar sizden hiç yani şikayet etmiyoruz. Çizgili pijamalar, atlet falan, göbek ortada. Nur, sana ben bir şey soracağım. Niye evleniyoruz? Niye evleniyoruz? Niye evleniyoruz? Niye ev arkadaşı değiliz? Hayatı paylaşmak. Ev arkadaşınla da paylaşırsın. Niye evleniyoruz? Aa, nasıl bir bakış düşünmemiş. Niye evlendik ayol biz? Değil mi? Seviyorsun. Ev arkadaşımı da Ama sevebilirim. olmaz ki bizim Evlenmeden de sevebilirim. adetlerimiz, Ya geleneklerimiz sevebilirsin ama var. yani birlikte yaşaman Haşedebilirsin şart tabii. değil. Yani bunun aslında içinde tabii bu ekranlardan konuşulmaz ama yatak odası var. Yani bu bir Cinsellik. tabii bu konuşulmuyor ama bu var. Bunun olabilmesi için öncesinde tabii ki hormonların uyarılması var. E niye Hormonların uyarılması için görsel var. kadın evde kazakla geziyor diye cinsellik mi bitiyor? Görselliği kapatıyorsun. Yani kadında da erkekte de bu. İkisinde de geçerli. Erkek de senin dediğin gibi pijamayı buraya kadar çekerse vallahi Evet. görselin çalışmaz. Demek bu kadar. Çalışmaz. Ha, çalışmaz. O geniş balkonlara hiçbir kadının görseli çalışmıyor. Ama öyle değiliz biz kadınlar ya. Biz Aa, sevdik mi o geniş balkonu falan gördüğümüz bile yok. yok İşte yok yok. adamın saçı yokmuş, balkonu çokmuş. Umrum olmaz. Biz kadınlar duygusal olduğumuz için onu göz ardı edebiliyoruz. Erkek bizim kadar duygusal değil. Yani hangi kadın bacağı güzel diye bir erkeğin peşinden koşuyor Allah aşkına? Böyle bir şey yok. Yani onun için Çok iyi. erkekle kadın farklı olduğundan erkeğin görsele daha çok ihtiyacı var. Otomobil satarken bile yanına bir kızımızı koyuyorlar, değil mi, Ama o manken çok kötü bir olarak? şey ya. Çok kötü. Çok kötü. Kadın erkek eşitliğine de aykırı bence. Onu ayrıyetten konuşalım. Peki bu beyefendiye sorun ne olur? Yani karın senden soğutma, kendisini senden soğutmak için değil de ne Karın yapsın senden karısına? yani karına bazı heyecanları yaşatmıyorsun. Çok tek düze kalmış bu adamcağız. Yani o işte çok tek düze kalmış. Kadın bıkmış artık yani. Hemen diğer soruya geçiyorum. Kocamı, aa bak bu soru var ya, bu soru evlere şenlik bir soru. Bak. Kocamın telefonunda Süleyman abi diye kayıtlı olan bir kadının olduğunu öğrendim. Kocam beni Süleyman abiyle Süleyman abi ilk defa gördüm. Daha çok bunlar Murat, Mehmet ve İdris oluyor. Yo, ben Süleyman abiyi daha önce duymuştum. Duymuş muydun? Ha, Bir ben de yemin rastlamadım. ediyorum hem de bu yayında duydum. Genelde de abiyi eklerler Evet, yanına veya da işte tesisatçı diye eklemiştim. Bir seyircimiz tesisatçı canlı yayında ekler, tamirci diye anlatmıştı. eklerler. Bunu özellikle eklerler yanına. Buna dikkatli olmak lazım. Bu genelde sadece hanımefendinin değil, günümüzde bu sadakatsizlik problemi yaşayan bütün kadınların problemi zaten. Evet, erkek isimlerine pek güvenmeyelim. Tanımadığımız isimse bir bakalım en azından. Bir kurcalayalım diyorsun. Ben bundan yanayım. Ben de yanayım Değil şekerim. Kurcalamaktan mi? yanayım, sus sorma. Telefon özel değildir. Ha? Telefon özel değildir. Bir daha söyle. Telefon özel değildir. Ben annemle babamla yapamadığımı yapıyorsam kocamla telefon özel değildir kardeşim. Yok be. Allah'ım. Yok. Konuş incicim. Dinliyoruz seni. Şimdi kızım sevdiği adamla kaçtı. Ay, bir anne için ne kadar zor bir Çok şey bu zor. ya. Gerçekten çok zor. Çok zor. Allah'ım kimseyi evladıyla sınamasın ya. Allah Çünkü korusun. her anne oğlunu ya da kızının mutlaka o mürüvvetini görmek ister. Değil mi? Damatlığıyla, Yani gelinliğiyle evden evinden onu geleneklere çıkartmak uygun ister. çıkmasını Evet. her anne baba Çok ister. zor. Allah zorunuzu kolaylaştırsın. Amin. İşin daha kötüsü, oku bak İnci'cim. Adam evli çıkmış. Şimdi Evet. tabii soruyor kadın. Kızını affedeyim mi? Affetmek, Allah bile biz kullarını affederken biz Allah'a kim oluyoruz mahsustur. bir kere? Yani bunu iyice benimseyeceğiz. Evlat Allah'ın bize bir emaneti. Allah'ın emanetinin olabilir, yanlışları olacaktır. Sonuçta evlattır. Onun her daim bağrımıza basacak şekilde yaklaşmayı, onun arkasında her koşulda olduğumuzu, durduğumuzu göstermek
Biz anne babaların görevi. Ve eğer evladımız bir yanlış yola girmişse, o yanlış yoldan çıkmak istiyorsa, kapılarımızı da sonuna kadar açmak bizim anne baba olarak görevimiz. O yüzden affetmeyi geçtim, evlada sahip çıkacağız. Şekerim, bizde böyle bir telefon var. Evet. Bu telefon cart diye konuşmamızın yarısında çalıyor. Vallahi reji 50 kere söyledim böyle bağlamayın diye ama böyle bağlıyorlar. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Nur Hanım. Merhabalar. Canı gönülden kulağımız sizde. Derdiniz derdimizdir. Şimdi sizi Nur Hanım, dinliyoruz. O kadar uzun ki benim anlatacağım şeyler. Yıllardan beri biz eşimle sadakatsizliği sorununu yaşıyoruz. 12 yıldan beri. 12. Duyuyor musunuz beni? Çok net duyuyoruz. Duyuyoruz. 12 yıldan beri sadakatsizlik yaşıyorsunuz. Evet. Evet, şimdi şöyle, eşim 12 yıl önce beni internette chat kanallarında aldatmaya başladı. Gözümün önünde odayı kapatır içeri girer kendisini kilitler. Yıllarca ben bu yüzden üzüldüm. Daha sonra okey sitesinden yine bir başka bayanla 10 yıl önce kendisinden 10-12 yaş küçük bir bayanla arkadaşlık yaşamıştı. Bu bayan da evliydi. Ondan sonra eşimden boşandı. Eşim ona çok ümit vermiş. Ben bunu yine öğrendim. Yine çok üzüldüm. İşte eşimle ben de ayrılmaya kalktım. Eşim böyle bir şey, yani boşanmayı istemedi benden o zamanlarda. Beni sevdiğini söyledi. Ben bunu yine atlatmaya çalıştım. Çok üzüldüm. Yıkıldım. Hayata küstüm falan. Ondan çok sonra hayatına geçmişim. Yine internetten başka başka bayanlar girdi. Ve ben bunları çoğu kez hep karşıma çıktı. Çıkardı Rabbim. Sonrasında eşim evde telefonu açık kaldığı zaman bunlar ortaya çıkıyor diye 3 yıl boyunca hiç o telefonu açmadı. Eve geldiği zaman o telefon kapalı oluyordu. Eşimin de kendi iş yeri olduğu için gece de çalışan bir insan. Sonra bir gün çok yorgun geldi kendisi eve. Telefonu açık unutmuş, kapattığını zannederek. Ben de zaten hep meraktan çıldırıyordum. Dedim ki bakayım mı acaba? Ama dedim bakarsam üzülecek şeyler görürüm. Hadi bakmayayım. Ama sonra dedim ki fırsat bu fırsat. Hadi bakayım. Bak. Orada şey telefonun açık görünce 9 tane farklı bayanla aşk mesajlarını aynı anda ama bir gün arayla 9 veya aynı farklı gün kadınla için. Mı? Evet, aynen gördüm. Tabii ki çok yıkıldım, çok üzüldüm. Yine biz küstük 2 ay boyunca kendisiyle konuşmadım. Ayrılmak istediğimi söyledim fakat çocuklarım yetişkindi. Yani sebeplerim vardı ayrılmamak için. Yine devam ettim ben. 2 ay sonra barıştık. Ondan sonra aradan birkaç ay geçti. Yine düzelmemiş tabii, bana söz vermişti. Düzelmemiş, bu bayanlardan birisini ev tutmuş. Yine ben tesadüf eseri öğrendim. Gittim eşimi o evde buldum, evden çıkarken gördüm. Sonrasında yine bana eşim söz verdi. Bir daha olmayacak işte, yani yalanladı. Kendisini gözümle görmeme rağmen işte ben bir başka birisine yardım amaçlı tuttum bu evi. İşte benim değil, işte şu falancı Ahmet isimli kişinin tuttuğu, yani o bayanın Ahmet denilen bey. O bayan, onunla ilişkisi varmış da eşim ona para götürmüş falan filan gibi yalanladı yalan kendisi. Aynen, ben OB'ye ulaştım. OB'ye böyle bir şey olmadığını, kendisinin alakası olmadığını söyledim. Aynen. Zaten dedi siz beni çıkarken şey görmediniz ki eşinizi hemen gördünüz. Hemen dinledikten sonra söyleyeceğiz. Evet, sonra? Sonrasında biz yine küstük eşimle. Yine 2 ay kadar ben küstürdüm. Yine bir şekilde sürekli işte barışmak istedi benimle. Barıştık, genç çocuklarım olduğu için. Daha sonrasında yine bu bayana bakmaya devam etmiş, ev tuttuğu bayana. Yeniden başka bir bayanla da ilişkisi olduğunu yine ben duydum, öğrendim. Yani ben benimle birlikte üçüncü kişi, üç kişi idare ediliyor şimdi bu durumda. Şöyle İnci... İnci'cim, İnci ablamız dayanamıyor. Bir şey söyleyecek. Dayanamıyorum da sana bir şey sormam lazım. Tabii ki, buyurun. 12 yıl boyunca üzülüyorsun. Eşin de, eşin de maşallah bayağı kapasite geniş çalışıyor bu arada. Yani evlilik hayatın artık öyle bir yere gelmiş ki sen bir anlamda dedektifçilik yapar gibi sürekli adamın peşindesin. Ne yaptığı, ne ettiği, onları ispatlama derdinde o inkar ediyor vesaire. Yani bu iş aslında bir yerde zıvanadan çıkmış. Ben sana sadece sana bir şey sormak istiyorum. Eşinin yaşı, konumu, işi hiç düşünmeden bana bir cevap ver. Sen eşini seviyor musun? Artık çok tükendim İnci Hanım. Tükenmeni sormadım. Eşini seviyor musun?
Eşimi çok severek evlendim. Şu an bilmiyorum hani bu Kıvırıyorsun. cevap Bak için şimdi mi? net cevap. Kıvırıyorsun. Eşini seviyor musun? Sevgim azaldı şimdi. Seviyorsun yani. Bence seviyor ya. Ya sevmesem de bu kadar ihanete katlanılmazdı diye düşünüyorum hocam ya. Aslında Evet. şikayet, bak sana ayna Evet. tutuyorum ben şu anda. Evet. Aslında şikayet ediyoruz. Dibine kadar da doğrusun, mağdursun. Eşin dibine kadar aile kurumuna yanlış hareket ediyor. Bunda seninle hemfikirim, kadın olarak anlıyorum. Of. Ama şu sevgi var ya, sevgi, biz kadınlardaki sevgi. Hı. Yani onun iki dudağının arasından çıkacak en ufak bir bahaneye kanmaya hazır bir sevgi seninki. Bunu göstermeye çalışıyorum. Evet. Ve Evet. bitmedi hocam şimdi anlatacaklarım. Daha sonrasında işte bu üçüncü bayana da ben aynı şekilde evine girip çıktığını, yani aslında tam dedektiflik değil de önceleri dedektiflik yapıyordum. Evet, sonrasında zamanın akışına bıraktım. Her şey kendiliğinden çıktı ortaya. Sonra ben işte geçen sene bu zamanlarda akrabalarını, kendi akrabalarımı çağırdım. Nasihat versinler, bak kendine gelsin, toparlansın diye. Sonrasında ben yurt dışına çıktım. Kırsal topraklara gittim. Ve Allah gittiğimin kabul ertesi etsin. günü eşim tekrar ev tutmuş. Kime tuttuğunu bilmiyorum. Yani telefonunda bir WhatsApp grubu kurulmuş, site Yani yöneticisi. eşin çevrede ne kadar kadın bulursa onları mutlu etmek için seferber oluyor. Ben bunu Yani anlıyorum. mağdur Sen insanların şeyi Robin Hood gibi diyelim yani. Robin Hood mu? Öyle. Bilmiyorum artık yani anlatamıyorum. Yani kelime bulamıyorum. Sürekli böyle mağdur insanların yanında. O ev niye tutuldu bilmiyorum. Sonrasında ben bunu fark ettikten sonra 9 ay boyunca biz eşimle aynı evde ayrı odalarda yaşadık. Yatak odasına gelmedi. Kendisi oturma odasında yaşadı. Ve ben de Niye gelsin? geçen Peki hafta niye dedim bu ki arada, hiç şey düşündünüz mü? Yani 9 tane sevgilisi var. Bu adamı ne kadar uyarsam da aynı şeyleri tekrar tekrar yapmaya devam ediyor. tabii. Hiç ayrılığı düşündünüz mü? Hayır. Defalarca kez ayrılığı. Hanımefendi, hanımefendi ayrılığı Buyurun. dilinde düşünüyor. Hı Dilinde. hı. Ama beyinde. Beyin ona hazır değil. Kalp hiç hazır değil. Peki şu anda aynı evdesiniz hala, ayrı mı yatıyorsunuz, ayrı odalarda Şu mısınız? an ben geçen hafta kendisine dedim ki bu şekilde evlilik olmaz çünkü ben 9 aydan beri gerçekten çok yalnız, beni her yönden ihmal ediyorsun, Tamam. sevgiden, şefkatten, ve evden çıkıyor hiçbir şekilde, haftada bir kez yemeğe geliyordu, beni arayıp sormuyordu bile Bu bu böyle 12 süreçimde. yıl mı sürdü? 12 yıl Hayır sürdü, değil hayır mi? son 9 aydan beri. Hayır. 12 yıl 9 ayrı kadınla sizi aldattı mı? Hayır, 12 yıl 9 ayrı kadınla değil. Ben bu 3 yıl öncesinde, yani 2 yıl öncesinde Fark gördüm. ettiniz. 9 farklı bayanla Peki. mesajlaştığı da gece hayatı olduğunu. Ondan öncesinde hiç bilmiyordum gece Peki. alemlerine Şimdi gittiğini. şöyle yapalım. Ne olur dikkatli dinleyin. Çok teşekkür ederiz bizi aradığınız için. Şimdi böyle bir hanımefendi size geldi. Dedi ki, İnce abla benim durumum böyle. 3 aydan beri kocam bunları yapıyor. Senle şu anda 11-15 çayına kahvesine gelmiş gibiyim Evet. bak. Anlat bize ne olursun. Şimdi bu hanımefendinin atması gereken doğru adım ne? Hanımefendi atması gereken doğru adımı biliyor. Mesela? Bir kere bu adamdan kendisine bir faydanın olmadığını da biliyor. Bu ailenin artık aile olmadığını da biliyor. Beyefendinin toplum önünde ailesinin olup ama bekar hayatı yaşadığını da çok iyi biliyor. Bunun gereğini halk olarak hepimiz biliyoruz. Ama burada sıkıntı şu. Biz kadınlar, hanımefendinin durumunda olan hanımlar özellikle, kendimizi sevmiyoruz. Niye? Biz önce adamı seviyoruz. He, Adamdan seviyoruz sonra valla. adamı seviyoruz ve adamın evlilik kurumuna aykırı, bizi mahvedecek, yaralayacak her türlü kahrını da işte o önce onu sevip kendimizi sonra sevdiğimiz için katlanmak adı altında çekiyoruz. Önce kendini sevmediğini nasıl anladın? Yaptığı fedakarlıklardan. Şimdi fedakarlık adı altında Peki hemen bunu saydıklarından. tersi çeviriyorum. Evet. Önce kendini seven bir kadın. Kes dedi. Alo, hemen geliyorum, bekleyin. Önce kendisini seven bir kadın nasıl davranırdı? Önce kendini seven bir kadını hiçbir adam aldatamaz zaten. Yok ya. Hiçbir adam. Adamın Çünkü bilir aldatacağı ki, varsa. avucumda değil. Ha. Anlatabildim mi? Onun için önce kadınlar kendilerini sevecekler. Yani çantada Öyle çekmiş süsle püsle olmuyor sanarlarsa bu iş ha. neyle oluyor? Tabii süsle püsle olmuyor. En güzel kadınlar bile Tabii aldatılıyor. ki süsle püsle, makamla mevkiyle olmaz. O kendine inanmak, önce Allah'a sonra kendine inanmak Tamam. ve ben bazı prensiplere sahip olacağım.
O prensipleri ne olursa olsun değiştirmeyeceğim. Ve diyeceğim ki ben bu hayatta tek de kalabilirim. Yalnız da kalabilirim ama ayakta kalabilirim. Yürü be İnci abla. Valla en güzel yaşamımızla ilgili merak ettiğimiz, kafamıza takılan sorulara cevaplar geliyor. Hayatta her şey var da. Şimdi seyircimizi bekletmeyelim. Böyle ara ara tiyolar almaya devam edeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Mutlu sabahlar. Buyurun. Merhabalar. Alo. Merhabalar. Buyurunuz. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Ben İnci Hanım'a sorum olacak İnci Hocam ama. Buyurun. Dinliyoruz. Merhabalar İnci Hocam. Merhaba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar İnci Hocam. Ya hocam ben 15 yıldır evliyim. 15 Maşallah. Yılımın 6 yılını aldatılıyorum. Öyle söyleyeyim. Son 6 yılı. Evet son tamam. 6 yılı aldatılıyorum. Tamam. 35 yaşında eşim. Kız 22 yaşında. Aralarında bayağı bir fark var. Evet. Sürekli takipteydim eskiden. Hep bakıyordum, takip ediyordum, görüyordum. Evlerini bile tuttuğu evlerine bile bastım. Yani iki sefer ev değişti ben bulduğum sürece. Şöyle söyleyeyim, bir kavga ediyorlar, bir barışıyorlar. Tekrardan bir kavga ediyorlar, hadi bir acısı. Barışıyorlar. Siz de bunlara şahit mi oluyorsunuz? Evet, ben bunlara şahit oluyorum. Biri karısı bir olarak. Şahit oluyorum. 6 yıldır evet. Tek kişiyle mi? Evet, tek bir kişiyle. Tamam. Tek bu da mı önemli? Önemli. Evet. Efendim? Önemli bir şey de onun için sordum. Tek kişiyle evet, mi değil mi? Tek evet. Kişiyle aldatılıyorum. Sürekli nasıl diyeyim sana benim ihtiyaçlarım görülmeyip onun ihtiyaçları görülüyordu. Öyle söyleyeyim kendi eşimin çocuklarımız var. Bir kızım bir oğlum var. Gözüne bile dahi gelmiyor. Davalık oldum, mahkemelik oldum. Hani onları verdim. Sonuç alamadım mahkemelerden. Artık evet ceza almıyorlar evet. Evet ceza almıyorlar. Sonuç bitti, uzlaşıldı, davalar geri çekildi. Bana geri çek dedi, senin yüzünden konuşuyorum dedi. Ben de onu dinledim, geri çektim. Şu an aklımda o var, unutamıyor. O başkalarıyla birlikte 2 aydır şu an konuşmuyorlar. Ama yani 2 ayın sonunda tekrardan bir araya gelecekler. Çünkü öyle oluyor, hep sürekli. Bu bildiğiniz kadarıyla... Kız mı onunla evlenmek istemiyor, eşiniz mi onunla evlenmek istemiyor? Ya çünkü evlenme yok. İsteği var. Evlilik yok. Eşim evlenmiyor. Eşimin tek kelimesi benim pis nefsim, senden vazgeçemiyorum. Hayatıma çok kadın giriyor ama seni bırakmam. Anladım, anladım. Yani eşiniz aslında diyor ki ben resmi olarak çocuklarımın annesi olarak seninle evli kalırım. Ama, evet. Ama gönül evliliğimi başkasıyla yaparım diyor. Evet, evet, evet. Peki. Ama benden de vazgeçmiyor. Benden bak karşıma insan gibi alıp konuştum hatta dedim ki eşim beni bırakmasını istedim. Beraber ayrılalım hani böyle olmuyor. Senin aklına da kalbine de artık o girmiş. Benden vazgeçmemesi yani beni çok kötü hale getiriyor. Ben de kopamıyorum hani gidemiyorum biz çünkü severek bir evlilik hani yaşadık. Asker yolu bekledim ben hem onu. Yani ben şu an 15 yıldır da zaten ailesiyle birlikte oturuyorum. Bir evdeyiz. Ailesi ne diyor bu konuya? Efendim aile beni tutuyor oğlunu tutmuyor o gidebilir ama sen kalabilirsin diyor. Bu önemli. Evet yani onların beni tutması 15 yıldır çünkü ben onlara bakıyorum oğlundan daha iyi bakıyorum kimse bakmaz. Ama işte bunu onu söz geçiremiyorum o da beynine ikide birin söz dedi söz beynime hükmedemiyorum. Ama yani 35 yaşındaki bir insan beynine hükmedemiyorsa artık ne diyebilirim çok ezildim çok dayağını yedim o kız yüzünden çok dayağını yedim. Yani dövüldüm, kollarım kırıldı, parmaklarım kırıldı ama bir sonuç alamıyoruz. Hala aynı yerdeyiz ve aynı yerde takılı kalıyoruz. Tamam. Bu hani derler ya fasih bir dairenin içindesin. Dön dolaş hep aynı olaylar, aynı sorunlar. Ne yapsın? Evet. Ben haşa gayiptan haber veremem. Tecrübelerim sebebiyle konuşuyorum. Benzer vakalarda gördüğüm için. Kocan andropoza girince bu ilişki bitecek. Bundan emin evet. Ol. Emin ol. Evet. Yani evliliği bitirme niyetin yok onu anladım bitirmeni de önermiyorum şu durumda önermiyorum o tek kişi demen benim için önemliydi farklı farklı kişiler olsaydı başka konuşurdum benzer vakaları yaşayanlara da söylüyorum eşleri andropoza girdiği an o iş bitecek evine geri dönecek tam bir kuzu olacak. Bundan emin olabilirsin. O zaman ben ne İnşallah yapayım? Ama şimdi... Bak kadınlar ne diyor o zaman iş işten geçti tabii diyor. Tabii ki işten geçmiş oluyor. Bugün zaten bakın sabahın köründe adamı bir anda
sokağa atan, sokakta gördüğümüz yaşlılar var. Onlar gençliğinde birçok şeyi yapmış kişiler. Bunu hepimiz biliyoruz. Tabii, Yani tabii. devran dönüyor. Anlatabildim mi? Ama hocam şöyle bir şey de var. Sanal ortamlardan hani farklı bilgilerle hani bir şeyler de izliyor. Onu kendim de görüyorum. Farklı resimler geliyor hani başka bayanlardan. İşte Onları da görüyorum. hormonları sebebiyle onu yapıyor. Onun seviyesinin işte belli bir yaşta da düşmesi lazım. Buradan konuşmayayım ben şimdi. Ama konuşmalarından aldığım kadarıyla zaten ayrılma niyetin yok. Evet. Ya o yok. Madem ayrılma niyetin yok, ileride ne olacağını söylüyorum ben. Yaşadığım tecrübeler sebebiyle o iş bitecek. Diğer kişi de evlenecek. Bunları göreceksin, yaşayacaksın. Diğer kişi evlendiği zaman seninki biraz bunalımlara girecek vesaire. Bunları da yaşayacaksın. Ama aşılacak bunlar. Teşekkür ediyoruz. Peki Bunlar benim aşılacak. anlamadığım bir şey var. Ne olur beni aydınlatır mısın? Madem adam bunu bu kadar seviyor, Seviyor. kaç yıldır, 6 yıldır Seviyor. peşinde evler açmış, bilmem neler yapmış. Ha. Bu adam niye gitmiyor? Toplum. E Sen böyle ben daha rezil bir şey. annesi babası. Bak annesi babası. Dışlanacağı ortamlar. Anlatabildim mi? Bir de topluma karşı yok ya ben evlatlarıma sahip çıkıyorum. Ben iyi bir babayım. Şey yani. Tabii ki. Adam kendi imajında. Aynen E bu öyle. kadının kaybolan yılları ne olacak? Kadın kendi yıllarını düşünmüyorsa elin adamı hiç düşünmez. Vallahi doğru söylüyorsun. İş bu. Ya. Bu. Yani Ya çok doğru. Nurcum yani Ya biz kendimizi düşünelim ne olur. biraz Bak burada ama biraz. şunu kastediyorum. Sadece kadın erkek değil. Ben Tabii. öyle beyler tanıyorum ki Tabii. adam o kadar düzgün ki evine bağlı, Tabii. yuvasına bağlı. O kez kadın Tabii aldatıyor. ki. Bunun cinsiyeti Aldatılan her yok. kimse, Cinsiyeti herkes yok. kendini Tabii düşünsün. ki. Şimdi bu konuşmalarımıza minicik bir virgül koyacağım. Biliyorsunuz programın adı üzerinde hayatta her şey var. Bazen ilişki konuşuyoruz, bazen para konuşuyoruz. Bazen ölümü konuşuyoruz, bazen doğumu konuşuyoruz. Şimdi bir kan anonsum olacak. Ankara'da biz çok izlenildiğimizi biliyoruz ve şu anda Ankaralı seyircilerimizden özellikle rica ediyorum. Ankara Numune Hastanesi'nde yatmakta olan Fikret Kasay isimli bir hasta için çok acil AB RH negatif. Bir kez daha tekrar ediyorum. Ankara Numune Hastanesi'ne yatmakta olan Fikret Kasay isimli bir hasta için çok acil AB RH negatif kana ihtiyaç var. Bir de telefon numarası vereyim Allah aşkına. Şu anda Ankara'da izleyen dostlarımız varsa bu çağrıya, bu imdada yetişsinler. Çok zor durumdalar çünkü 0539 270 02 36. Bakın hemen ekranda da yazıyor. Buradan not alırsanız Ankara'da yaşayan, Ankara'nın civarında yaşayan, kan vermek isteyen kim varsa sizi acil olarak bu çağrıya kulak vermeye davet ediyorum. Hayatta her şey var. Bugün başkasının başına gelen bir şey Tabii. yarın hop diye bizim başımıza gelir. Şimdi Bu bazen anons beni çok etkiledi. Babamı hatırladım. Çok neden? kan aradım ben. Dur telefonu. Alo, aldık telefonu. Bir dakika. Çok kan aradım. Yani şu an kötü oldum bu Babanız anonsu. için mi? Çok kan aradım Nesi zamanında. vardı? Çok hastalığı vardı. Ne zor bir şey değil mi? Ve yani şu kan var ya çok önemli. Onun için koşsunlar insanlar. Koşsunlar. Sıkıntı. Şimdi ben de bir nebze sana katılacağım. Benim babam da kanser hastasıydı. Bizim de çok aradığımız oldu. Eşe, dosta, konuya, komşuya telefon açıyorsun. Alo, Tabii. senin tanıdığın var mı? Senin tanıdığın var mı? Senin tanıdığın var mı? Tabii. Yani o kan olan anonsu şu anda her şeyden önemli. Hastalık ya. Allah'ım kimseyi Evet. hastalıkla sınamasın. Allah şifa versin. Tez zamanda. Amin. Fikret Bey inşallah iyileşeceksiniz. Buraya bağlayacağım vallahi sizi. İyi sesinizi duyalım inşallah. İnşallah. Fikret İnşallah. Kasay bu numaradan Ankaralı dostlarımız ne olur harekete geçin olur mu? Vallahi İstanbul'da olanlar da mutlaka Tabii, ya da diğer tabii, şehirlerde tabii. olanlar da gitmek isteyecektir ama Yani Ankara olduğu kan için anonsuna gerçekten önem verelim. Nerede çok. görürsek. Ben programda çok duyarlıyımdır. Çok duyarlıyım hemen de veririm. Şimdi seyircimiz hattımızda. Alo. Alo, Hoş alo. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız Nur Hanım? Vallahi nasıl olalım işte. Kimi zaman dertleri dinliyoruz, hüzünleniyoruz. Kimi zaman bir hastalık Tabii. duyuyoruz. Hani derler ya, Sağ olun. burnumun direği sızlıyor. Ama iyiyim demek adettendir ya. Sizi çok seviyoruz. Çok teşekkürler. Antalya'dan selamlar. İyi günler. Oo, Bizden de Antalya. size. Oğlumun yeri. Evet, ben şimdi şöyle izah edeyim. Yine bu aldatılmalar çok oluyor. Maalesef internet olsun, telefon olsun. Biraz Maalesef. da edepimiz aştı.
Yasalarda ona göre pek şey olmayınca maalesef herkes at koşturuyor ortalıkta, öyle diyelim. Şimdi ben 25 senelik evliyim. Maşallah. Yanlış 5. yılında alt atıldım. Eşimin evi akrabası tarafında. Anlayamadım canım. Eşimin de akrabası tarafından. Anladım. Yani gelinin tarafından. Ondan sonra dedim boş ver, tamam artık siliyorum, devam edeceğim. Çocuğum vardı 2 yaşında. Ondan sonra 5 sene geçti, 10 sene geçti. Tekrar başladım. Bu sefer başka bir kadınla. Sarhoş bir kadınla işte. Öyle serbest bir kadınla. Ondan sonra o zaman çocuğum işte ikinci çocuğum da oldu. Bu sefer de dedim ki hadi çocuklar hani bir kadına papuç bırakmayalım. Bir düzeni bozmayalım dedim. Aileme sahip çıkayım dedim. Tamam sabrettim. Belli bir süre geçti. İşte 10 sene falan geçti. Daha yeni bu sene. Yine aynı bu tarzda bir kadınla yine olay oldu. Bu üçüncü. Ve benim eşim benimle değil, benim 14-15 yaşında kızımla paylaşıyor bunu. Kendi kızına bu kötü, mı anlatıyor bu bunu? Kötü. Evet, evet. Kötü. Ve, çok yazıklar olsun senin gibi babaya. Ve, kalıbına derler yani. Ve bu kalıbına... Bunun şeyini çocuğum üstüne atamıyor. Bir de lise 2'de daha yeni şeyde. Ay ne olur ben, bana anlatmayın bunu. Ha, yani buradan gelip o adamı parçalamak istiyorum. Ve bana yazın dedi ki ben senden ayrılacağım. Bana o kadar şiddet yani şiddet derken vurma değil. Taciz olarak sözde. İşte sen gideceksin bu evden, sen böylesin, sen şöylesin, seni istemiyorum. Git başından şöyle böyle. Hem haklıyken beni haksız duruma düşürdü. Ondan sonra benim süresine aileyle konuştum. Eşimin ailesini çağırdım, konuştum. Kendi aileme dedim ki siz gelmeyin anne, ben onlarla konuşacağım. Ben onlara bir izah etmem lazım. Önceki durumlarda kayınvalide hep oğlunu tuttu. Ne olacak erkektir, ne olacak erkektir. Ondan sonra neyse ben bu sefer kaldıramadım. Dedim ki böyle böyle bak bu hala inkar ediyor. Ben yapmıyorum, ben etmiyorum, bu uyduruyor. Öyle bir şey yok. Sonra kızım bana itiraf edince ben dedim ki bak dedim kayınvalidem bile söylüyorum. Evet, iki tane çocuğu varmış 16-17 yaşında evli bir bayanla. Evet. Bu işi yapıyor. Ve bu işi yapıyor. Ondan sonra dedi kızım sabre şöyle et, biraz daha ilgilen. Ben ilgilendikçe Nur Hanım, İnci Hanım ilgilendikçe bu sefer var kendini kaftanında hissetti. Ya işte bak demek ki ben iyi bir şey yapmışım. Demek ki bunlar bana daha çok değer veriyor diye bir şişkinliği oldu. Şu andaki durumunuz ne? Şu andaki durumum işte o olay geçti, baktım olmuyor. İki hafta iyiydi. O telefonu falan kadını bulunca bana dedi ki aman dedi sakın arama dedi, ailesi düzeni bozulmasın dedi, ailesi var dedi, şöyle böyle dedi. Benim ailem ne olacak dedim ben. Benim düzenim ne olacak? Benim yaşadıklarım ne olacak dedim. Aramadım, onu dinledim. Yeter ki düzelsin diye. Peki. İki hafta geçti Nur Hanım. Ondan sonra bu sefer daha rahat hareket etmeye başladı. Aramıyoruz ya artık kadın. Yani kadınla konuşmadık ya. Ona güvendik, lafına güvendik, sözüne güvendik. Herkes güvendi. Bu sefer de ben seni istemiyorum, ben seni sevmiyorum, git. Sen benim sırtımda yüksün. Ben şöyleyim, ben... Bana hakaretler etmeye başladı. Ondan sonra da bana dokunma, benim yanıma gelme, yemek hazırlama istemiyorum hiçbir şeyini, böyle hareketler. Peki yapmaya bak ne başladı. Olur canlı yayını çok iyi kullanalım. Süremiz kısıtlı ya. Olay bu. Bu. Ve şu anda ayrı yatıyoruz. Birbirimizle konuşmamız yok. Yemek yemiyor evde. Şimdi sadece bak, böyle evlilik terapistini, aile danışmanını evine getirdim. Bak şimdi karşılıklı konuşuyorsunuz. Tabii. Ne yapsın? Bu evliliği senin çabalarınla sürdürdüğünü ben anladım. Senin çabalarınla sürüyor. Yoksa eşin git başımda yüksün seni istemiyorum diyor habire. Bunları evet. söylüyor. Bir de hem kocanla hem ailesiyle mücadele ediyorsun sen. Peki senin hiç hayatın olmayacak mı? Değil mi? Sana soruyorum. Evet. Senin hiç hayatın olmayacak mı? Hiç mutlu olmayacak mısın? Hiç huzur duymayacak mısın? Kızın o manzarayı görüyor.
Kızının bu manzarayı görmesi önemli ama sonra konular değişiyor, değişiyor. Değil mi? Gene dönüyor, dolaşıyor. Adamın yaptıklarına geliyor. Tavsiyen ne olacak? Önce kızını ve kızının geleceğini düşün. Kızını ve kızının geleceğini düşün. Bugün kızına bunu gösteren Tamam. yarın başka şeylerde kızının yapacağı evlilik de Çok etkilenir. teşekkür ederiz. Ben de şuradan iki çift laf etmek Evet. istiyorum. Ya sen nasıl bir babasın ki? Ya. Nasıl bir babasın ki kendi zevklerin için evladını Evet. kurban ediyorsun? Evet. Telefon. Alo. Alo. Alo, hoş geldiniz. Merhaba, ben Merhabalar. hocamıza bir şey soracaktım Buyurun, da. hemen Hemen dinliyoruz. dinliyoruz. Ben bir iş yerinde çalışıyordum. Hı. Ben kocamı çok seviyorum. Hala Maşallah. da seviyorum. Evet. Ben bir iş yerinde çalışıyorum. Yeni bir yönetici gelmişti. O an benim sorunlarım vardı. İş yeriyle ilgili sorunlarım vardı. O yönetici bana iyi davrandı. Ve bana yakınlaştı. Güzel sözler söyledi. Sorunlarım olunca da onunla konuşmaya başladım. Ve bu konuşma Kocanla niye uzadı. konuşmuyorsun? Onunla sorunlarım var zaten. Hani Kocanla konuşamıyorum. sorunlarını başka bir adamla konuşuyorsun. Doğru mu anlıyorum? Aynen. O Hı. kişinin de sorunları vardı. Aynı şekilde Tamam, aynı dinliyoruz. şekilde o kişi de bana sorunlarını anlatıyordu. Ve Tamam. bunlar uzadıkça uzadı, uzadıkça uzadı. Ve bir gün beni eşim yakaladı mesajlarıma. Ben eşimi çok sevdiğim halde bu kişiyle aldattım eşimi. Ve eşim biz 1,5 hafta falan ayrı kaldık. Ondan sonra aileler araya girdi ve eşimin ailesi bilmiyor ama konuyu. Hiçbir şekilde duyurmadık. Benim ailem biliyor sadece annem, babam, herkes biliyor. Tamam. Ve eşim 1,5 hafta sonra biz barıştık babamın sayesinde eve geldik. Fakat eşim eve getirdi bayat yok. Sadece ağız alınmayacak sözler, işte hakaretler vesaire şeyler konuşuyor. Ben eşimi çok sevdiğim halde yaptım onun bu hatayı. Ben bundan sonraki yolda hani zamanla ne gibi yol izleyeceğim onu merak ediyorum. Ne Eşimi yapmam çok gerek? seviyorum. O da beni çok seviyordu. Ya bu telefonu açtın, Evladım eşimi yeter mi? seviyorum dedin, kapatıyorsun, eşimi seviyorum diyorsun ama hata da yaptım diyorsun. Değil Hata mi? yaptım. Ha. Ben kabul ediyorum hatamı da ve ben Allah yapamayacak razı bir şey olsun. yaptım. Allah razı olsun. Kabul ediyorsun ya, Allah razı olsun. Bundan Evet. sonra izleyeceğin yolda bir kere eşinin güvenini, madem ki barıştınız, sağlaman şart. Bunun için sabırla ve bu hatayı tekrarlamayacak şekilde davranman şart. Eşinle problemini her ne olursa olsun elin insanlarıyla değil, gerekirse uzmanlara gidersin. Devletin de uzmanları var. Değil mi? Bizler varız. Evet. Uzmanlarla konuşursun. Dostun olan hanımlarla konuşursun. Değil mi? Ama bir elin Evet. adamıyla konuşmazsın bunu. O yüzden... Benim zaafımdan yararlandı ama ben çok duygusal ve çok zayıf bir nokta hani nasıl diyeyim hiç güçlü bir yapıda değilim ben. Nefsime hakim olamadım demektir bu. Yani olabilir. Eşin eğer sen de bundan sonra nefsine hakim olduğunu görürse, çünkü sana bir fırsat vermiş anladığım kadarıyla, Evet. eşinin güvenini sağlayacak tarzda konuşursan bu iş yürür. Ama ben sadece seviyorum, hata yapabilirim diye bakıyorsan eğer, bu evlilik sıkıntı yaşar ileriki Yok, dönemlerde. bundan sonra Ha. zaten ben kendisini de inandırmaya çalışıyorum. Hani hiçbir hata yani bu konuda hiçbir hata yapmayacağım. Tamam. Ders aldın. Evet. Ne ders aldın? Çok pişmanım. İşimden oldum, aşımdan oldum. Evliliğim sarsıldı. O kişi hala işine devam ediyor. O kişinin eşi bile duymadı. Hı. Araya abisi girdi. İşte babamgille konuştu. Yakın işte uzlaşma yapıldı. Ve o iş hani bir tek ben işimden oldum diyeyim. Bir tek ben evliliğimden oldum. Her şey olan bana oldu ve bütün iftiraları bana attı o kişi. O kişi bütün her şeyden sıyrıldı. İş yerinde bile beni kötülemiş. Hani bu kız bana musallat oldu, bu kız bana yaklaştı. Halbuki kendisi benim peşimi bırakmadı. Sen gerçeği bildikten sonra önemli değil ama genelde zaten toplumumuzda olan her daim kadına olduğu için bunda da sana olması normaldir. Burada benim seninle ilgili tek bir endişem var. Onu sana sormak istiyorum ben. Sadece sevgi her şeyi kurtarır mı sence? Kurtarmaz güven, saygı. Ya ağzına sağlık. Yani bunları zaten bilip buna göre hareket etmemiz lazım. Eşin sana dediğim gibi bir fırsat tanımış, bu evliliğe bir fırsat tanımış. Bu fırsatı iyi değerlendirirsen bu problemi Peki, aşacaksın. teşekkür ediyoruz. Tabii Şimdi hanımefendinin yaptığı yani çok yanlış bir yol. bunun kadın erkeği yok. Hepimizin Evet. yaptığı, hepsini Şimdi yaptığı onu söyleyeceğim. yanlış. Yani erkeklere söyleyince burada tükaka diyoruz da Tabii. kadın yapınca bu Tabii. değil.
Özellikle kadın yapınca. Çünkü kadın niye biliyor musunuz? Kadın dediğin şey yuvanın temel taşı, değil mi? Yani kadın her şeyi çekip çeviriyor. Kadın ailenin temeli, telefon toplumun temeli. Bir konuşturmuyorsunuz beni. Alo, rejiye diyorum bu arada beni bir konuşturmuyorsunuz diye. Efendim hoş geldiniz, buyurun. Alo. Alo, iyi hoş günler diliyorum. Merhabalar, buyurun. Ben size bir kolaylıklar diliyorum, sevgiler diliyorum. Bir akıl danışmak istiyorum. Estağfurullah. Uzmanımız burada, buyurun. Evet, ilk evliliğim 5 sene oldu biteli. 2 tane evladım var. Allah bağışlasın. Evet, bu ayda bir tane daha nikahım kıyılacak. Dolayısıyla ikinci evliliği yapacağım. Fakat nişanım ilk evliliği ve benden 7 yaş küçük. Evet, problem. Evet. Evet. Ailesine yeni itiraf edebildi. Fakat veto aldı. Yani mümkün değildi böyle bir şey. Hani dul bir bayanı, çocuklu bir bayanı kabul etmeyiz. Tanıştırdı, kabul etmedi. Çıkış yolu bulamadı. Şimdi ailesinden gizli biz nikah kıyacağız. Fakat bir türlü ailesine söyleyemeyeceğini ve ailesiyle birlikte yaşamaya devam edeceğini söylüyor. Nasıl olacak evet. Yani? Bazı zamanlar size gelecek, bazı zamanlar ailesine mi gidecek? Evet, gündüzleri ben de iş çıkışı gelecek, işte vakit geçirecek, sonra evinde yaşamaya devam edecek. Asla. Nikahtan kimsenin haberi olmayacak. Asla. Çünkü benim çok endişelerim var. Hayır da diyemedim, hani onu kaybetmek de istemedim. Ailesi her gün baskı yapıyor seni evlendireceğiz, İkinci evliliğin 12'den vuracaksın. İkinci evliliğin, onun birinci evliliği. Ay yok. Bir insanın bir tane ailesi olur. Bir orada bir orada yaşamayı ben kabul etmiyorum. Ailesini evet. Evlenirsiniz, yaşarsınız. Bir süre sonra ailesini ikna edeceksiniz. Yani ikna etmek de yanlış bir kelime. Yani bir insan bir evlilik yaptı diye ikinci evliliği yapamayacak mı? Siz ne demek kaç yani yaşındasınız? Bu? Böyle bir şey yok. Ben 38 yaşındayım. 7 yaş küçük benden. Jenerasyon farkınız var, o beni düşündürdü. 7 yaş jenerasyon farkı oluyor. Tabii tabii jenerasyon. Yani kişi doğduğunda diğeri 6... İlkokula başlamışsa jenerasyon farkı girer devreye. Tabii. Jenerasyon farkınız var. Aha, biz yandık ya. O zaman. Aslında yanmışız. Hatta benden büyük bile gösteriyor. Fakat hani ailesi ve maddi ailesine maddi olarak bağlı olduğu için, ortak olduğu işleri için ben gelemem. Hani bu şekilde evlilik ya yapabilirim. Ama ben şeye katılmıyorum. Problem içinde problemi var. Maddi olarak da ailesine bağlı. Maddi olarak da aileye bağlı. Yani, evet, yani baba para vermediği zaman sürünürler. Aynen. Söylemeden söyleyeyim ben. Olur. Hem kendiniz o hem de o tabii, minicik yavrularınızı tehlikeye tabii, atmayın. Tabii. Yani şimdi bakın bazı şeyler var ki göz göre göre kapalı sizi salamam ben. Yani böyle bir şey yok. Her ben seni her ay kendisine teklif ediyorum. Buyur kapı orada. Hani beni de yakma, kendini de yakma. Güzellikleri sen de bulursun, ben de bulurum. Kimseye bulunmaz değil ama hiçbir şekilde kabul etmedim. Ya ben size ayrılın demiyorum. Bakın ayrılın demiyorum. Evet, ama bu bahsettiğiniz tabloda biraz o evde yaşayacak, biraz bu evde yaşayacak. Babadan para alamadığı zaman sürünecekse eğer bu işe başlamayın. Müsait olunca diyor, toparlayınca söyleyeceğim diyor. Endişelerim var. Hani ya hiç gelmez. Yok bir laf var. Hiçbir zaman söyleyemeyecek. Demir tavında dövülür. Hah, öpeyim mi seni? Öptüm. Demir tavında dövülür. Yok. Bir işe nasıl öyle başlarsan bir şey yok. Öyle gider. Ya. Teşekkür ediyoruz. Bak oturduğum yerde oturamadım. Rahatsız oldum çünkü. Yani. Sizin eşinizle aranızda kaç yaş fark var? 2. Ha. 2. Biz dün evlendik. Ah canım benim. Bilmiyorum ben bu yaş farkına çok katılmıyorum. Neden bilmiyorum ama. Tabii benim kadınla kendi erkek görüşüm. Arasındakiyle jenerasyon farkıyla erkekle kadını yani... Ters olanında farklıdır. Şimdi kadın eğer... Ters olanında. Tabii. Yani mesela eşin, mesela kadınsın, eşin senden büyükse yine problem oluyor mu? Yok, hayır. Kadınla erkek arasındaki jenerasyon farkı bu. Anladım. Yani kadın büyük, erkek küçük olursa tabii. Problem. 7 yaş problem. Şöyle problem. Yani bakın kalp 7 yaş küçüğü de sever, 15 evet. Yaş... Ama belli bir zaman sonra benim hayattan ve evlilikten isteklerimle fiziksel olarak... Fiziksel olarak yetemez böyle bir şey yok. Yani bu fıtrattan gelen bir şey. Yani o zaman şöyle, erkeğin yaşı büyük olabilir, kendinden küçük yaş bir kadınla evlenebilir. Çok da büyük değil tabii, 30 yaş değil. Ha, 30 yaş değil tabii ki canım. İşte 10 yaş, ha, tabii, 11 tabii, yaş, 12 yaş tabii, olabilir. Tabii. Ama uyum sağlıyor. Ama kadında? Yok problem. Olmaz. Peki. Her gün bir şey öğreniyoruz şu hayatta. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Sağ olun, iyi günler. Çok teşekkürler. Dinliyoruz sizi, buyurun.
Hocama bir şeyler danışmak Buyurun, istemiştim. buyurun. Hocam ben 5 yıla 5. yılıma girdim, şu anda evliyim ve kızım bir tane kızım var, 2,5 yaşına girmek üzere. Allah bağışlasın. Daha önce çalışıyordum. Şimdi 1,5 yıl çıktık, sonra ikinci senemizde evliydik, yani öyle söyleyeyim ben size. Her şeyimiz çok iyiydi, çok mükemmeldi. Yani aşkımız olsun, sevgimiz olsun, her şey çok güzeldi. Sonra ben hamile olduktan sonra eşim benden tamamen uzaklaşmaya başladı. 9. ayımda bu nasıl bir şeymiş, yani karnın niye bu kadar büyük, yani niye, o da almadım aslında ben. O nasıl doğmuş? 2 kilo aldım. O nasıl doğmuş? Hiç. İşte hocam hiçbir şey de kabul etmiyor. Yani ay, size böyle mi dedi gerçekten bu karnının haline niye böyle oldu? Böyle mi dedi gerçekten? Evet, sana evet, sormak yani lazım de... karnım neden böyle oldu dedim ben ya. Nasıl bir şey ya? Zembille inmiş. Yani ben zaten çok böyle bir erkeğin hani at... Hocam işte anlatamıyorsunuz ki, yani bazı insanlara bir şeyleri zorla anlatamıyorum. Anlatmaya mecbur değilsin, bunu anla. Evet, anlatmaya mecbur değilim. Ben de kişi daha... anladığı kadardır. Hocam ben zaten o zaman eşimden ayrılmak istedim aslında. Çünkü beni istemeyen bir erkeği ben hiç istemiyorum. Beni bu şekilde kabul etmeyecekse, yani ben hamileyim, bir de çocuğunu taşıyorum. Nasıl olur böyle hamile bir şey? Olmasını problem etmiş, farkında mısın? Ya böyle hem çocuk şey istiyor mu? Ama karnın şişmeyecek diyor. Ya bu nasıl bir şey? Ben ilk defa böyle bir yani, şey duyuyorum. Tabii. Ya benim bildiğim baba karnını tutar, ne bileyim öper. Tabii. Ne bileyim bir şeyler bir şeyler, değil mi? Hamileliği karısıyla beraber yaşayan erkeği seviyorum ben. Evet. Ayrıldınız mı peki? Beraber misiniz? Alo? Ya, diye. Anlayamadım. Aha, karnım sonra... şişmeden herhalde doğurmamı düşünüyordu demek ki. Gökten Aa. Zembille indiğini zannediyor herhalde çocuk gibi. Ona öyle de anlatmışlar herhalde hamileliğin. Öyle kendisine bir şey leylekler söylemişler. Getirdi herhalde. Peki şimdi ne durumdasınız? Ayrıldınız mı? Beraber misiniz? Hocam ben hamileliğimin 9. ayında eşimin sürekli sanal bir yerlerden bir yerlere üye olduğunu fark ettim. Sürekli bir arayış içinde. İşte ismini değiştirmiş. Sürekli başka kadınlardan. Ama tabii bunları da benim okuduğumu bilmiyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Sanal ortamı da çok kullanmayı bilmiyor. Biz şu anda beraberiz. Biz şu an beraberiz. Kızım şu an 2,5. Ben doğumdan sonra işte biraz eşim. Doğumdan sonra kesti mi o işleri? Hocam kendisi girmiş bir yerlere ama devam ettirmesini bilememiş bu telefonda, bu sanal alemde. Ha, ben sadece mesajlarını okuyabiliyorum. O benim kadar telefon kullanmayı bilmiyor hocam. Bilmeden Anladım. Girmiş işte. Yani birilerinden görmüş, girmiş bir yerlere. Anladım. Peki hocam, yani benim canım kardeşim. Senin görüşme var. O senin o güzel yüreğin bu kadar şeye nasıl dayandı? Alo. Vallahi Nur Hanım. Hı. Nur Hanım, biliyor musunuz? Aslında ben şu anda kızım için olmazsa evlat. Evlat değil mi? İyi bir baba mı? Çok iyi bir baba. Ama şu şekilde iyi bir baba. Heh. Kızını o kadar çok seviyor ki benim bile onu sevmemi kıskanıyor ve çocuğum beni sevmesine de kıskanıyor. Yani çok Allah bencil Allah. Bir insan. Aha. Çok Dur bencil sana bir iki demek tane ki, taktik versin ince ablamız. Demek ki eşinin problemi seninle. Aile grubuyla değil. Anlatabildim mi? Peki ne olur çok iyi dinle televizyondan. Teşekkür ederiz. Bazı soruları belli amaç için sorarım Nurcuğum. Tamam. Şimdi eğer ki bir eş çocuğuna karşı çok iyi bir babaysa, hı-hı, çok iyi bir anneyse, hı-hı, ama evlilik kurumuna aykırı bazı davranışlar yapıyorsa aslında onun evlilik kurumuna sıcak baktığını ama eşiyle problemler olduğunu gösterir bize. Yani mesela ben bu hanımefendinin eşini karşıma alsam hanımefendinin bunları yaşamasının sebebinin altında diğer önceki vakalardan farklı olarak hanımefendiyle bağlantılı bir iş çıkacak. Yani ikisinin birlikte evlilik kurumuna aykırı bir davranışı çıkacak muhakkak. Yani çünkü eşi telefon kullanmayı bilmediği halde bir arayışlar içinde. Bilgisiz, eksik bilgisi var, hamileliği bile anlamıyor. Anlatabildim mi? Bana kimse aslında böyle olacak demedi demiş. Hanımefendi bu kocayı çok rahat evine bağlayabilir ama kendinde zannediyorum bir takım eksikler var. Onu sen bize söyle. Söyleyeyim mi ben? Allah aşkına söyle. Yani biraz... Bu kocayı eve nasıl bağlar? Cilve. Ama bu hep kadar cilve basit. Diyorlar, cilveden bir şey olmuyor ya. Bak, yemek var, yemek var, tadı muhteşemdir. Aynı malzemeyle başkası yapar, ağzına koyamazsın. Cilve de böyle bir şeydir. Nasıl yani? Yemekten anlatıyorum sana. Cilveden anlat. Cilvede, o zaman kapanır, ekran kapanır. Ya, hayır bu bak bu telefonun geldi. Bak ben kesiyorum, öğrenmişim alo, işi. Alo, 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 alo. Heh. Alo.
Alo. Hoş geldiniz. Bir dakikanızı rica edeceğim ne olur. Bu şeyi niye anlatıyoruz? Bu hani gerçekten ilişkileri kurtarma noktasında kadının iş ve cilvesini, erkeğin adamlığını niye anlatıyoruz? Allah aşkına sağlıklı toplumda sağlıklı evlilikler olsun diye. Kimsenin evliliği dağılmasın. Heh, yuva dediğim bir şey o kadar önemli bir şey ki. Peki madem öyle şu anki boşanmaların birçoğuna bakalım. Birçoğunun altında erkek tarafının şikayeti ortak bir noktada, kadınların ilgiden kaynaklanıyor, sorumsuzluktan, aldatmadan kaynaklanıyor. Erkeğinki iki şeyden kaynaklanıyor, güler yüz ve cilveden kaynaklanıyor. Bunu hepimiz biliyoruz, bunu hepimiz biliyoruz. Gereğini yaparken ben yapamam diyoruz. Yapamazsan... Yok canım yaparız, iki iş ve cilve ne olacak yani? Bu olsun, bu olsun işte, bu olsun. Alo. Alo, merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi benim... yani ben biraz açık konuşmak istiyorum. Hı. İkinci evliliğim, ilk eşimle mahkeme sürüyordu. Bu da benim ilk sevgilimdi. Tesadüf evlendik. Ondan sonra yani resmi nikah yapmadık. 4 sene oluyor bu şekilde. İlk evliliğin resmi olarak bitti mi? Bitti. O bitti. O süre içerisinde ben hamile kalmıştım. Çocuğun kimliği hala yok. Mayıs'ta 2 yaşına girecek. Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Evet. Çocuğa yazık. Yapmayın bunu. Evet. Evet. Aileme anlatıyorum ki biliyordu ailem. Elbet yapacak. Bekle diyorlar. Avukat buldum gittim. Ödemesini yapmadım. Bugün yarın böyle oyalıyor. Ekstra aldatmalar zaten has safhada. Yani en sonki aldatma da bizim burada alt komşunun kızı. Yani gözümün önünde bir dükkana ufak bir lokantası var eşimin. Oraya çalışmak için girmişti. 3 gün sonra kızı kasaya aldı. Sonra neyse benle tartışmaları falan başladı. Ben tabii önce anlamıyorum. Benim kızım da ufak olan pirometre doğdu. Büyüğü de 9 yaşında 3. sınıf. Çocuklarla uğraşmaktan hiç yani gözümün önüne görmüyorum. Büyük kızım beni uyarıyor. Anne babamla işte abla böyle falan. Ah yavrum. Farkında değilim. Havuza giriyorlarmış, işte depoya iniyorlarmış. Sizi uyaran kızınız kaç yaşında? 9 yaşında. Kız listede falan. Yok yok yani. sizi uyaran kızınız kaç? Yani sizin kızınız kaç? 9 mu? 9 yaşında. Ya 9 yaşındaki bir kız çocuğun görüyor. Farkındalığına bakın. Evet. 9 yaşında bu çocuk. Evet, komşularım da tabii ki beni uyarıyorlar. Benim evde olmadığım zaman da beni arıyor. Neredesin? Ben gelindeyim diyorum. Hayır diyor, gel evine, sen ne yapıyorsun diyor falan. Ben onları kötü biliyorum. Diyorum ki bunlar niye bana böyle yapıyor? Anlamıyorum. Sonra tabii ki fark ettim. Yani kızım bana tavırları, kızıma bağırması sürekli. Ortada fondötenlerin gezinmesi. Fondötenin fiyatı 70 lira. Bu kız 50 liraya çalışıyor. Bu niye hep masada? İzlenimlerim, böyle her şeyi düşünmem falan etrafın da tepkisiyle tabii bu kız işten çıkarıldı. Ama bu sefer kızın ailesi, sürekli biz kavga ediyoruz işte, ben artık kabullenememe şeyindeyim. Biz kavga ediyoruz, adam beni motorla getiriyor, annesiyle kızı hemen camdalar. Ondan sonra koşarak geliyorlar, motor sesini duyuyorlar ya hani. Beni görüyorlar, kafa yerde. Ondan sonra neyse ben... Böyle bir şoklarla tabii ki hala tabii hafızam orada. Evi değiştirmiyor musunuz? Şimdi efendim? Eşiniz evi değiştirmiyor mu? Evi değiştirmeyi ilk başlarda ben istemedim. Hayır dedim. Çünkü tam emin değildim. Eşime de konduramıyordum. Çünkü biliyor ki bir üvey kızı var ve ben bu konuda çok hassasım. Benim ailem de hani yapmaz diyordum ben. Kabullenemiyordum. O zaman ne olur şimdi gelecek olan tavsiyeleri çok iyi dinleyin. Sizin için öncelikle, hayati önemli. Öncelikli olarak çocuğun nüfusu. Can kulağı aile dinle ama hatta telefonu kapatıp. Televizyonun sesini aç ve öyle dinle ne olur. Biraz önce bir bayana beyin de bitirmediniz dediniz. Ben evet beynim de bitirdim ama benim şimdi ev eşyaları kendimin, kiradayız ama adam diyor ki ben sokakta mı kalacağım diyor. Ben eşyalardan da vazgeçtim. 15 tatili bekliyorum hani ayrılmak için. Yani bilmiyorum, beynimde de bitirdim, evden de vazgeçtim. Çocuk zaten kimliksiz. Yani ailemin üstüne kaydettirmeyi düşünüyorum. Evet, peki. Hani nasıl bitirebileceğim bu? Bir ne olur çok iyi dinleyin. Buyurun. Bu ilişki zaten bitmiş.
Bitmiş, bu belli. Erkeğin çünkü niyetinin olmadığını görüyorum ben burada. Nereden bir kere çocuğa nüfus cüzdan çıkmıyor, bekle. Sonra ben nerede kalacağım diyor. Yani erkek adam bir ayrılma durumunda ben nerede kalacağım der mi? Önce kendini düşünüyor adam çünkü ben nerede kalacağım diyor. Kızımıza önerim şu: ne yapsın ne etsin, kendi ayakları üstüne duracak bir iş edinecek. Ama ondan önce çocuğun nüfusu çıkacak. Ama kendi ailesinin üstüne o sübyanın hakkını bırakmayacaksınız. Arkasından ne yapacak, ne edecek? Devletimizin bir sürü bedava kursları var. Gidecek, hiçbir şey yoksa bir meslek edinecek. Bunlar hemen 6 ay içinde olacak şeyler. Bu mesleği edindikten sonra ayağının üstünde duracak bir iş edinecek. Bırak eşyayı meşyayı, eşya her halükarda olur. Ama kendi hayatını kurtarsın öncelikli olarak ki çocuklarına faydası olsun. 9 yaşındaki bir kız bunu eğer fark edebiliyorsa, bu adamdan zaten o kıza da yarın öbür gün fayda gelmez. Gelmez. Ne demek istediğimi kendi de anladı. Gelmez. Anladı. Yani ikinci evliliği yapacak kişilere özellikle önerim şu: iyice düşünsünler. Telefon çaldı. Öğrendim ben bu işi. Sen cevapla. Alo. Çok tatlı. Alo. Merhaba. Hoş geldiniz. Ben anlatacaktım durumları. Biraz heyecanlıyım. Buyurun. Kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Ben 21 yaşındayım. Çok ben genç. Bir iş yerinde çalışıyordum. Patronum bana aşık oldu. Evet. Patronum 38 yaşında. Evet. Ve patronum evli. Evli. Ve aynı iş yerimde başka bir sevgilisi de var. Evet. Bu adam benim peşimde bayağı bir koştu. Ben istemedim ama çok ısrarla geldi. Ben artık eninde sonunda, ben de bilmiyorum, o an boşluktaydım. Ben de kabul etmek zorunda kaldım. Mesela peşinize koşarak neler yaptı size? Her şeyi yaptı diyebilirim. Mesela bir iki örnek verin bize. Değil mi? Aşırı bir ilgilenme. İş yerinde artı imtiyazlar. Diğerlerine göre daha bir şey yaptı benim. O açıdan diyebiliriz. Şef ama yaptı, müdür mü yaptı yani? Nasıl bir imtiyaz? Yok, müdür yapmadı ama koşullarım daha... Şöyledir, geliş gidiş saatlerine karışmamıştı. Para koşulları mı? Evet. Öyle de diyebiliriz. Benim koşullarım, şartlarım daha iyi oldu. Hani saatlerim esnedi falan. Peki bunu iş yerindeki diğer insanlar fark ediyor muydu? Hayır, gizli. İlişki gizli. Çünkü ayrı bir sevgilisi de var. Aa. O aynı iş yerinde. Çünkü o sevgilisiyle iş ilişkisi olduğunu söylüyor. Siz nasıl diğer sevgilisini duyduysanız sizi de duymuşlardır. Yok, ben o evet ortadaydı ama ben kesinlikle ortada değildim. Zaten şu an ben daha akıllıydım diyorsun yani. Yok, ben daha aptaldım. Estağfurullah. Ama benim anlamadığım bir şey yani. Var. Bir adamın başka bir ilişkisi olduğunu bildiğiniz halde. Evli bir de. Bir de evli olduğunu bildiğiniz halde. Şöyle, onunla tekrar bir ilişkiye başlamaya nasıl cesaret ettiniz? Evliliği evde huzurunun olmadığını söylüyordu. Klasik yalandır bu. Kesinlikle bilmiyorum. Ben yaşımın küçüklüğüne de veriyorum. Hmm. Ama evde kesinlikle hiçbir huzurun olmadığını söylüyordu. Eve gidince ne bir güler yüzü ne bir sıcakkanlılık. Sizin babanız annenizi hiç aldattı mı? Hayır. Niye sordum acaba bunu? Değil mi? Kesinlikle aldatmadım. Niye sordun? Anlatımları onu veriyor. Çünkü kız çok temiz yetişmiş. Hı hı. Çok temiz yetişmiş. Anlatımları veriyor onu. Ama saf, yani temiz anlamında kullanıyor. Peki anneniz biliyor mu bu ilişkiyi? Hayır, kesinlikle. Tamam. Bak. Kesinlikle. Hiç kimse bilmiyor. Güzel kardeşim, gel seni bu çıkmazın içinden bir kurtaralım. Bir nasihat vereyim de kendisine. Bak, sen öyle bir girdabın içine düşmüşsün ki hayatın mahvolur. Çok kötü girdabın içine düştüm. Bak ne olur çok iyi dinle. Rica ediyorum senden, bir abla gibi sana yalvarıyorum, sana sesleniyorum. Şimdi İnce ablanın söyleyeceklerine lütfen kulak kabart. Bu telefon onun için çok önemli. Çok önemli. Şu telefonu İstersen açın, hatta çok telefonu önemli. Kapat televizyondan, evde de yalnızsan aç sesini bangır bangır. Bütün kulaklarına, bütün organlarına bu söylenenler işlensin. Çünkü sen inanılmaz bir tuzağın içindesin. Hayatın şu anda benim gözümde, hayatın şu anda... Uçurumun başındasın. Ya benim elimi tutacaksın ya aşağıya gideceksin. Karar diyorum senin. Ki gel benim elimi tut. Bu yüzden acilen gerekirse işsiz kal, aç kal, o iş yerinden ayrıl. Bunu söyleyeyim sana. Bu adamın karısının yerine kendini koy. Bu adamın karısı olsaydın bu adamın yaptıkları değişmeyecek çünkü. Bunun aşkla falan alakası yok. Sen genç bir bedensin o adam için. Genç bir beden. Lütfen kendini sev,
Gerçek aşkı bulacaksın bu dediklerimi yaparsan. Önce iş yerinden ayrıl. Bu adamın telefonlarını engelle. Hayatından çıkart. Ve de ki ben onun karısı olsaydım, o diğer kişilerle bunu yaptığında nasıl üzülürdüm acaba? Ve benim babam annemi hiç üzmedi bu konuda. Babanı örnek al. Baban gibi bir adamı kolla lütfen. Baban gibi. Eğer baban gibi bir adama rastlamazsan da hiçbir aşka inanma. Bu, evet, bu. Çok teşekkür ediyoruz. Kızımız çok saf. Bu programdaki tek amacımız ne biliyor musunuz? El birliğiyle, evet, canı gönülden dertleri dinlemek ve çözüm önerilerini işin uzmanından olarak size alarak size ulaştırabilmek. Nurcuğum, her probleme, şimdi dışarıdan önce bir probleme baktığımızda vay deriz, evli adamla beraber de şunda bunda. Ben asla o gözle ilk başta bakmam. Sorular sorarım. Çünkü uzmanlık alanına ilgili sorularımı aldığım cevaplardan kişinin kimliği, kişiliği nedir, onları anlarım öncelikle. Evet. Yani ön yargıyı bırakacağız bir kere. Evet. Bu iş için. Ön yargıyı kesinlikle bırakalım. Bir de ona bunu anlatmayı bırakalım. Evet. Bakın biz burada tamam uzmanı evinize getiriyoruz ama bir yere kadar. Tabii. Bir yerden sonra devletimizin bu noktada tabii çok büyük yardımları tabii var. Tabii tabii. Yani çok büyük ücretsiz yardımları var. Ücretsiz gidip ücretsiz arayabileceğiniz psikologlar var. Tabii. Uzmanlar hatta var. Arkadaşlar neydi o numara bir daha söyleyelim. Uzmanlar var. Arıyorsunuz ücretsiz derdinizi alo, anlatıyorsunuz. Var. Kaçtı? Alo 153 var. Alo 153 var değil mi? Yok değilmiş Sağlık galiba. Şey, tamam. Aile Bakanlığı şiddet hattı. Arkadaşlar söyleyecekler. Şiddet görenler için söyledim. 108, bir dakika. Arkadaşlar tam bana söyleyin ki bir yanlışlık olmasın. Arıyorsunuz uzmanları konuşuyorsunuz. Yani evet, gerçekten devletimiz bu konuda yanınızda ve her derdin bir çaresi mutlaka var. Ama siz bunu ona buna şunu anlatarak değil. Arkadaşla işin olmaz. Uzmanını anlatarak olmaz. Çözüm bulun. İnşallah bu genç kızımız da senin söylediklerini kulağına küpe yapmıştır. Dediğim gibi bu sözlerimle benim elimi tutarsa eğer ya gerekirse beni arasın konuşalım. Yani ben şahanesin, ona da açığım. Ben ona da açığım. İnce ablacığım çok tabii tatlısın. Bak ne yani, diyor? Arasın beni konuşalım diyor. Ben Beyaz TV benim ailem sayılır. Yani ederiz. Ben her şey yaparım çok Beyaz TV için. Çok teşekkür ederim. Şey alo 183'ten aile danışma hattı sevgili hı, seyircilerimiz burası. Çok önemli. Ailenizle tabii ilgili yaşadığınız her problemi açıp bu hattan hiçbir ücret de vermeden uzmanlara ulaştırabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz. Burada amacımız sadece ne? Evlilikleri, yuvaları, ilişkileri kurtarabilmek. Tabii. Bizim başka hiçbir gayemiz yok. Ama kimseyi de ateşe atmayalım. Evet, kimseyi ateşe atmadan. Ateşe atmayalım. Çok doğru. Şimdi inşallah güzel kardeşimiz inşallah kurtulsun. Yani çünkü çok temiz, kulağına küpe yapacak yetişmiş bunu bir kız bu. Evet. Çok zor hayat ya. Şöyle programın başında ne dedik? Bizler geldi. Geldi. Biraz sonra konuşacağız. Ha. Biliyorum bazen siz de böyle sinir oluyorsunuz. Diyorsunuz bu telefon niye çalıyor? Ama bu telefon çalıyor ki seyircilerimize cevap vermemiz için. Alo hoş geldiniz buyurun. Alo. Alo buyurun hoş geldiniz. Nur Hanım iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. İnci hocama da selamlar diyorum. Aleyküm, aleyküm selam. Buyurun. Ben 23 yıllık evliyim. Biraz yüksek sesle konuşabilir miyiz? 23 yıllık evliyim. 2 tane çocuğum var. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Evliliğimizin ilk 7-8 yılında her şey çok iyiydi. Sonra işin müthiş derecede bir soğuma oldu. Hı hı. Yani bu böyle herhangi bir şeyden etkilenmesi değil. Biraz rahatsızlık yaşadı falan. Hı hı. Ondan sonra tekrar düzeldi. Ben yani eşim çok mükemmel bir insan olduğu için asla onu aldatmayı düşünmedim. Ama son yıllarda çok daha fazla soğukluk hissedince ister istemez insan dışarıya yönleniyor. Eşime bunu birkaç kere konuştum eşimle. Yani neden böyle olduğunu. İşte artık yaşının biraz ilerlediğini, ibadet ettiğini, ibadet etmek istediğini, onun için bu gibi durumların çok fazla düşünmediğini söyledi. Eşlerin birbirinin gönlünü hoş etmesi de ibadet, İslam'ın i̇şte biraz gereğidir. Önce, biraz önce sizin söylediğiniz şey çok hoştu görsellik açısından. Eşimde öyle bir şey yok. Benim de hayatımda şu anda bir başka birisi var. Evet. Başka birisi var ama yani eşimin kesinlikle mağdur edilmesini ya da rencide edilmesini istemiyorum. Ama eşimle bunu bir türlü yani yoluna koyamadık. İşte rahatsız olduğunu, yorgun olduğunu,
artık yani yatak odasını çok fazla düşünmediğini söylüyor. Kaç yaşındasınız? Ben 50 yaşındayım, eşim 47 yaşında. Daha yaş yok. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz bize inanıp güvenip aradığınız için. Ne tavsiye ediyorsun? Beyefendi diyor ki evde karnım doymuyor. Evde karnım doymuyor. Doymama gerekçesi olarak da hanımım ibadet ettiğini söylüyor. Bu yüzden ben dışarıda karnımı doyuruyorum diyor. Halk tabiriyle bu. Yanlış, gene de yanlış. Evlilik kurumuna aykırıdır. Ama kadının belki hayattan kırgınlıkları vardır. Belki yok, burada gerekçeleri farklı sunuyor beyefendi. Genelde bizim hanımlarımız belli yaşı geçtikten sonra, bunu ben de yaşıyorum danışanlarımda, belli yaşı geçtikten sonra el etek çekiyorlar. El etek çekiyorlar ve ibadetini gerekçe gösteriyor. Hastayım diyor, rahatsızım diyor. Ama bunlar hep bir gerekçe Nurcuğum. Ama aslında fiziken yapabilir. Erkeğin de ihtiyaçları devam ettiği için, al biraz evvelki yaş farkına geldik işte. Anlatabildim mi? Devam ettiği için bir bakıyorsunuz bir tarafın karnı doymuyor, bir tarafta diyor ki doyurmana ama gerek yok. Ama burada yaş farkı da yok, öyle bir yaş farkı. Hayır hayır. Aradaki yaş farkının önemine bahsediyorum burada. Hanımefendi kendisinden bir 10 yaş ufak olsaydı daha rahat olacaktı bu işler. Bu problem olmayacaktı. Erkek burada şunu düşünecek ve karısıyla birlikte acilen bir uzmana gidecek. Hı hı. Uzmandan başkası da karısını ikna edemez. Evet. Onu söyleyeyim. Bir uzmana gidecekler ve beyefendi durumunu uzmana anlatacak. Hı hı. Uzman usturuplu bir şekilde karısına yaklaşacak. Karısının terapi alması lazım. Evet, bu terapi deyince bir daha söylüyorum. Evet, biz her perşembe hatta çarşambada uzmanları evinize getiriyoruz ama Alo 183 aile danışma hattını ne olur unutmayın. Bakın burası sosyal destek hattı. Tabii. Devletimizin evlilikleri, tabii, ilişkileri, tabii, kişileri gerçekten, tabii, bilinçlendirmek adına kurduğu, tabii, bir hattır. Tabii. Lütfen siz de danışın ve öğrenin. Ve hiçbir zaman şunu unutmayalım. Attığımız her adımda bizim geleneklerimiz, kültürümüz, aile yapımız, annenelerimiz belli değil mi? Bizim yetiştirilme tarzımız belli. Bunları değiştirmeyelim. Evet. Bunları değiştirmeye çalışmayalım. Çalışmayalım. Aynen öyle. Şimdi bir reklama gidiyorum. İnanılmaz telefonlar var. Acayip hayat hikayeleri var. Ama biz hep ne diyoruz? Doğruyu bulmak üzere, yanlış da olsa dinliyoruz. Amacımız burada sadece doğruya ulaşabilmek. Reklamlardan sonra buradayız. Evet, aile danışmanımız İnci Yeşilyurt aramızda. Sorunlarımızı konuşuyoruz. Derdiniz derdimizdir diyerek her telefonu can kulağıyla dinliyoruz. Ekranda numaralarımızı görüyorsunuz. Bakın bu numaralardan, Instagram'dan, sosyal medya hesaplarımızdan bize hemen ulaşabilirsiniz. Dertlerinizi can kulağıyla dinlemeye devam ediyoruz. Bu arada çok güzel öneriler veriyorsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bu fırsatı verdiğiniz için. Hemen bir telefon alalım, tamam, derim. Çalmadan alıyor muyum telefonu? Çaldırsınlar. Ha, ben ok oluyorum bugün sabahtan beri. Lütfen. Alo. Bir dakika, İnci ablaya veriyorum. Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar çok diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Nasılsınız? İyi diyelim, iyi olalım ama pek iyi değiliz. Hayırdır? Buyurun. Ben 28 yıllık evliyim. Evet. Nereden başlayacağımı da bilmiyorum. Canınız nereden isterse. Tabii 28 yıl bir çırpıda anlatılması, tabii, kolay değil, tabii, ki. Haklısınız. 17 yaşında evlendim. Ah canım benim, ne kadar erken. Ne babasız büyüdüm. 38 yaşında babamı tanıdım. Eşimden de hiç sevgi görmedim. Aileniz mi evlendirdi sizi? Mürcüsüyle evlendim, evet. Yanına yattığımda gençlik yıllarımızda, yani hani evliliklerimizin ilk yıllarında yanına yattığımda beni tekmeliyordu. Aa. Böyle yapa yapa soğuttu beni kendinden. Neden tekmeliyordu sizi? Efendim? Neden tekmeliyordu? Yani bilmiyorum. Ya durup hani dururken gece yatmak için yanına giriyorsun, size tekme mi atıyor? Mesela hani ısınmak istiyordum. Hani ondan bir şefkat, bir yakınlık, ne bileyim hani ittiriyordu beni, istemiyordu. Anladım. Sonra? Ben bizi böyle yapa yapa beni kendinden soğuttu. Zaten hiç sevmeyerek evlendim. Ama bir çocuğum var. O da aranılan bir bebekti. Hani 8 yıl olmadı. Onun hatırına bu zamana kadar katlandım ama son 3 yılda hayatıma birisi girdi. Evliyken mi? Evet. Evliyken ayrılmadık.
Sonuç yani edilmiş. Hayatıma birisi girdi derken ondan da bir fayda olmadığını biliyorum. Hani bir beraberlik olmadı ama telefonda görüşüyorum. Ve ben bu işin içinden çıkamıyorum. Kendime saygımı kaybettim. Çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Hani çok üzgünüm. O da hani o görüştüğüm insan da sadece benimle değil. Yani birkaç herkesle görüşen bir insan. Anlatmayın ne olur. Gerçeklerin farkında aslında. Yani farkındayım tabii ki. Ama vazgeçemiyorum. Hani böyle sevgi ihtiyacım vardı. Bir boşluk anında o benim peşime düştü. Hani çok üstüme düştü o zamanlar. Telefonla aradı işte. Peki 37 yaşında babanızı tekrar buldunuz ya. Ondan sonra aranızda bir baba kız ilişkisi başlamadı mı hiç? 2 yıl babamla beraber hayat geçirdim ben. Ondan sonra vefat etti zaten. Ay. Söyleyeyim ne diyorsun mi? İnce abla? Söyleyeyim mi? Bir kere kızımız baba sevgisini çok kısıtlı ve yıllar sonra yaşamış. Bir erkeğin kız evladına yaklaşımı özellikle çok önemlidir kızlar için. Kendi babalarımızdan yola çıkalım. Bir kere bir erkeğin ilgisine, şefkatine çok muhtaç kızımız. Ama nereden bakarsak bakalım bizim geleneklerimize ters bu iş. Şu an yaşadığı iş. Yani duygularını anlarım, hislerini anlarım, yaşadığını anlarım. Ama buradan aynı durumu yaşayan herkese aynı öneriyi veriyorum. Evladınız varsa ve özellikle evladınız varsa, o evladın babasıyla da beraberseniz, ne kadar soğuysanız da soğusanız, o evladın anası siz, babası da kocanız. Evet. O yüzden o evladı üzecek, o evladı mağdur edecek. Yarın öbür gün annem veya babam aşık olmuş da bunlar olmuş demez hiçbir evlat. Bir de hiç kimse biliyor musunuz süreçle ilgilenmiyor. Evet. Herkes sonuçla ilgileniyor. Yani şimdi bu kadını bu olaylara getiren nedeni kimse sorgulamıyor. Halbuki belli. Yani bu işin temelinde zaten ilk cümlesinde vardı. Babasız büyüdüm. 38 yaşında karşılaştım. 2 sene yaşadığı bir baba var. 2 sene. O 2 sene içinde de ne kadar yaşadıysa artık zaten. Ama bir babanın kız evladına şefkati, ilgisi, sahiplenmesi, kollaması bunları yaşamamış. Tavsiyen ne? Tavsiyem şu. Evliliğine devam edecekse öbür taraf için kalbine taş bas. Kalbine taş bas. O işi bitir. O işi bitir. Telefon. Yoksa... Hemen evet. Geliyorum. Alo, ne olur bekleyin hatta. Aksi takdirde kendini çıkamayacağı bir girdabın içinde bulacak. Hayatı daha da kötüye gidecek o zaman. Duyguları çok yaralanacak. Yaralanacak. O adamdan da çünkü ona fayda yok. Öbür adamdan. Ona fayda yok. Zaten diyor ki başkalarıyla da görüşüyor diyor. Yani hiç fayda yok. Evladına yönelsin. Bir de ne olur sizin zaafınızı başkalarının fırsata dönüştürmesine izin vermeyin. O anlamıştır senin duygusal eksikliklerini. O tabii adam orada bir zaaf kurnaz, var. Kurnaz. Ne demek ya? Tabii. Kocan her yanına yattığında tekmeyle seni yataktan atıyor tabii. Yani. Büyük bir ihtimalle kızımız da sorununu anlatmak için anlattığı adam da bunu kullanıyor şu anda. Allah'ım kimi verirsen ver hayırlısını ver amin, ya Rabbim amin, ya. Amin. Vicdanlı kadının da erkeğin de vicdanlı olanını ver. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Nasılsınız? Hayırlı programlar. Çok teşekkür ederiz. Vallahi iyiyiz. İyi demek de adettendir, iyiyiz. Buyurun. Benim hocama bir sorum var ama. Buyurun. Hocam merhaba. Merhaba. Ben 7 yıllık evliyim ve eşim beni 2 yıl boyunca bir kadınla beraber aldatıyor. Ve bu kadın istedikleri yerine gelmeyince... Eşimin evli olduğunu bildiği halde istediklerinin yerine gelmeyince benim aileme ulaşıyor. Ve kendisi eşimle yatak odasında çekilmiş olan fotoğraflarını ailemle paylaşıyor. Niye sana değil de ailene? Ailemle paylaşıyor çünkü temelden sarsmak istiyor. Aslında temel olan benim ama ailem beni buradan çekip alacak gibilerdesinden düşündü. Hı. Yuvasını yıkıp. Yıkmaya çalıştı. Aileniz diyeyim. Onlara bir cevap veriyor mu? Ailem gereken cevabı veriyor ama çok arsız olduğu için sürekli yatak odası fotoğraflarını Almanya'daki akrabalarına var. Kocanız ne yapıyor? Kenara çekilip el üstünde seyrediyor mu bu durumu? Evet aynen öyle yapıyor. Buna göre ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü tabii. Gerçekten unutamıyorum yani. Tabii.
Yani, niye böyle bir şey yapar bir adam ya? Kocası hatta memnun bile oluyor bu durumdan. Ben sana söyleyeyim. Yok artık. Aa tabii tabii. Ben hayır, çabalıyorum. Ben sürekli. Karısı çabalıyor, öbür taraf çabalıyor. Ay ben neymişim abi ya? Kadınlar benim için çabalıyor, savaşıyor. Ben neyim? Yakında Allah. Üçüncü gelmezse şükredelim. Yok tabii, artık. Tabii işte. Ama burada problem kızımızda. Çabalıyor. Habire çabalıyor. Ne yapsın? Şimdi yuvası, kocası, evliliği. Kocasına tabii ki sahip çıkacak. Ama zaten geleneklere aykırı hareket eden kocası. Anlatabildim mi? Burada dikkat edersen hedef olarak karşı kadını koymuş. Karşı kadın bugün gider, başka kadın gelir. Bunu anlaması lazım. Burada esas problem kocasında. Yani karşı taraf ailesine fotoğraf gönderir, onu yapar, evine gelir. Sokaktan bir çocuk tutar, çocuğun der. Der, bunu yaparlar. Tabii. Ama eğer ben kocamı bu tarafa masummuş gibi bırakırsam, sadece kadınla uğraşırsam, bugün bu kadın gider, yarın onun yerine başka kadın gelir. Bunu anlasın kızımız. O yüzden siz kocanızla bu savaşı vereceksiniz. Aileniz kocanızla konuşacak. Aileniz kocanızla görüşecek. Onun ailesi de keza sana sahip çıkacak, senin kocanla görüşecek. Bu iş artık ailelere yansıdıysa, aileler toplanacaklar. Bu kocasını da alacaklar. Kızımız olmayacak ortamda. Sen olmayacaksın asla. Ailelerle, iki aileyle senin kocan olacak. Bu işi kotaracaklar. İki aile de sana sahip çıkacak. Bu işi kotaracaklar. Onların muhatabı elin kadınları değil, senin kocan olacak. Bu iş böyle çözülüyor yalnız. Onu söyleyeyim. Kesin çözülür. Ve özellikle bu görüşmede yaşı büyük erkekler varsa çok iyi çözülüyor. Dur, hemen bize onu anlat. Çağırdık, aile bireylerini topladık. Kadın olmayacak yani o görüşmede. Yaşı büyük erkekler olacak. Yaşı büyük erkekler olacak işte. Dede vardır, tamam. amca dayı vardır. Özellikle 65 yaş üstü. Tamam. Anlatabildim mi? Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Nasihat da verebilen. Tamam. Köpürüp kabarmayan. Öfkesine hakim olan. Hmm. Anlatabildim mi? O genci, o erkeği bu yanlıştan çok iyi döndürüyorlar. Daha böyle şey gibi. Tecrübeliler çünkü. Tecrübelisi, otorite figürü gibi olan. Ağzına sağlık. Onlar bu işi ister bir kişi olsun ister iki kişi olsun bana yetiyor yani, aileye yetiyor. İşte gelenekler, büyüklerimize sahip çıkalım. Sahip çık. Vallahi çok doğru söylüyorsun. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkürler, dinliyoruz sizi, buyurun. 22 yaşındayım. Üniversitede benim bir tane sevgilim vardı, aramızda 6 yaş vardı. Evet. Yani o benden 6 yaş büyüktü. Daha sonra ben evlenmeyi düşündüğüm için sürekli hani dile getiriyordum, şöyle olur böyle olur, ben çalışmaya başlarım falan diye. Hı. Ben çalışmıyorum diye yüzüme karşı söylüyordu beni bıraktığını, bırakacağını falan. Ben hani öğrenciyim, zaten sen benim peşimden koşmuşsun. Daha sonra ama bıraktığı da yok. Hani her zaman görüşmeye devam ediyoruz. Daha sonra iş yerinden bir kızla beraber konuşmaya başlamışlar, görüşmeye başlamışlar. Ben hepsini gördüm telefonunda. Ama yine hiçbir şey demedim. Sonra ben üniversiteyi bitirdim. Kendi yaşadığım şehre döndüm. Bunların ikisi evlenmiş. Ama o evlenene kadar da sürekli beni arıyordu. Evlenmiş, yazın da beni aradı. Eylül ayında evlendikten sonra aradan 4-5 ay geçmiş. Tekrar beni arıyor, görüşelim. Ve ben şöyle bir yalan söyledim. Çalışmadığım için bu beni aradığı zaman çalışıyorum artık dedim. Atandım ben dedim. Bakalım tepkisi ne olacak diye. Ondan sonra şimdi hala aramaya devam ediyor. Görüşelim ne oldu diyor. Sizin çalıştığınızı duyunca size olan aşkı mı kabardı? Hayır, ondan değil, ne kadar maaş alıyorsun? Yok artık ya. Evet. Onun, yani sürekli bir karşılaştırma içinde ve ben dedim neden beni arıyorsun diye, sana benzeyen kızlar gördüğüm zaman hep aklıma geliyorsun diyor. Karın da bana benziyor dedim, eşi de bana çok benziyor. Sen de bunlara inanıyor musun? İnanmıyorum tabii ki de. Ama hani ne kadar sert bir şekilde söylersem söyleyeyim yine laftan anlamıyor, arayıp sormaya devam ediyor. Engelle numarasını. Engelledim WhatsApp'tan falan ama hani aramadan nasıl engelleyeceğimi bilmiyorum. Hala seviyor musun peki onu? Hayır. İyi, sorun peki. Yok o zaman. Bu telefonu açma sebebin adam benim peşimi nasıl bıraksını mı öğrenmek istiyor? Neyi soruyor? Niye öğrenmek istiyorsun? Neden aradığını öğrenmek istiyorum. Seni neden aradığını? Gönlünü eğlendiriyor, başka bir şey değil. Ay bu kadar açık olma ya. Öyle ama şimdi kendini bu adamla evlenmiş olarak farz et. Evlendin. 4-5 ay sonra
Öbür kadını da nasıl tanıyordu? Aynı şeyi onu arayarak sana yapacaktı. Bu net. Bu bariz olarak belli. Çok eğer ki seni sevse zaten evlenmezdi. Zaten başkasına gitmezdi. Senin memleket değiştirmen hiç önemli değil. Nasıl şimdi arıyor buluyor? Gene arar bulurdu seni. Yani şu ümidin olmasın. Bak evlendi ama mutlu, mutsuz. O beni seviyor sadece gibi bir şeye sakın kanma. Daha çok gençsin. Kendine adam gibi birisiyle güzel bir yuva kur. Ben sana bunu öneriyorum. Bir kere yalan da söylemesin kendini farklı göstermek için, tepkisine bakmak için çalışmadığı halde çalışıyorum. Bizim bazen şu hoşumuza gidiyor. Hani araya mesafe girdiği zaman, onun hayatına başka biri girdiği zaman tekrar bize döndüğünde diyoruz ki ha bak beni unutamadı. Yo, ondan dönmüyor ki. Bir de şey çok enteresan değil mi? Bak adam her ikisini aynı anda idare etmiş. Tabii. Yani bir dala tutunup öteki dala tutunup öteki dala öyle bırakmış. Çok enteresan bu da. Burada ama problem diğer iki kişide. Şimdi ben şöyle bir erkek, evli erkek görmedim hayatımda. Nasıl? Yani ben karımdan çok mutluyum, çok memnunum ama seninle de beraber olmak istiyorum diyen bir erkek yok. Hepsi şikayet eder evdeki karısını, değil mi? Hepsi mağdurdur. Aynı şekilde bu adam da bu kızımıza bunu yapıyor. Evet. Bunlara inanmayalım diyorum. Kanmayalım. Telefonum çalıyor. Alo. 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 Hoş geldiniz. Ben hoş buldum. Buyurun. Buyurun efendim, dinliyoruz sizi. Ben seyrediyordum da biraz zorlandım. Ben eşim beni özbek bir bayanla bir senedir aldatıyor. Yakaladım, bastım. Fakat kadınla öyle eğlendiğini söylüyor. Benden boşanmak istemiyor. Maddi olarak bana fazla söylüyor. Desteği olmuyor. Emekli olduğum için devletten de boşanmak için alamıyorum. Hangi yolu takip edip de ne yapmam gerekiyor? Anladım. Neden o benden boşanmıyor, boşanmak istemiyor? Ne yapmam gerekiyor diyorsunuz? Ne yapacağımı şaşırdım. Emekli maaşınız var mı sizin? Ama elime kalmıyor maaşım. Çünkü o bizi terk ettiği için kredi çektim. Yok, var mı yok mu o önemli benim için. Şu anda yok diyelim. Emekliyim ama yok. Ha, emekli. Emekli ama emekli maaşı krediye gidiyormuş. Sıkıntıları var ama emekli yani. Hı-hı. Normalde. Bir de sizden şunu rica edeceğim. Çok teşekkür ediyorum bizi aradığınız için. Aradığınızda mesela işte kadın şuralıymış buralıymış diye hiçbir yaftalama yapmayalım. Neticede her ülkenin, her milletin, tabii, her kültürün bir edepsizi, bir şeyi, bir iyisi, kötüsü çıkıyor. Var. O yüzden hani hiç bir yaftalama yapmadan söyleyeyim. Şimdi hanımefendi diyor ki ona da gitmiyor. Onunla gönlünü eğlendirdiğini söylüyor diyor. Öbür tarafa da gidiyor. Mecburiyetten evime gidiyorum diyor. O ne ala valla ya? Tabii yani benim üzüldüğüm nokta şu. Bu işi yapan kişinin yalanlarına inanmayın. Ama işte ona da inanmıyorsun ya. İnanmak istediğimiz için inanıyoruz. Ama hanımefendi de ben şunu gördüm. Yani eğer hanımefendinin maddi sıkıntısı olmasa bu işi sonlandıracak. Anlatabildim mi? Ben onu gördüm. Kaldırmayacak yani bu işi, yürüttürmeyecek. Yalnız tek bir şeyi merak ediyor. Öbür tarafa gidiyor ama beni mi seviyor acaba? Bunu düşünüyor bütün kadınlar gibi. Ya da öbür tarafa gidiyor ama bana geldiğine göre beni daha çok seviyor. Öbür tarafta şöyle söyleyeyim. Sizde ana yemek yiyor, öbür tarafta tatlı yiyor. Kendi dünyasında anlatıyorum bunu ben. Ekranlardan ancak çok böyle oluyor. Çok sert olmadı mı? Ekranlarda böyle oluyor ancak. Karnını karısının evinde doyuruyor. Tatlıyı öbür tarafta yiyor. Ay, çok kendince. Acı. Çok acı. Hanımefendi borçlarını öder ödemez bu işin hukuki yoluna başvuracak. Peki. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Merhabalar, çok teşekkür ediyoruz. Buyurun. Sizi ilgili takip ediyorum. Çok sizi teşekkürler. Seviyoruz. Benim de bir şeyim var, derdim var, paylaşmak istedim. Tek bir şey sorabilir miyim? Çocuklar etrafınızda mı? Evet, okula geldim de dışarıdayım. Dışarı çıktım, evet. Hiçbir çocuk konuştuğunuzu duymasın. Hayır, yok. Mecburen okula gelmek zorunda kaldım sizi. Evden çıktınız bile şu anda. Çıktım sizi. Çok evet. Tatlısınız. Peki tamam. Tabii çocuklar söz konusu olunca evet, çocuğu okuldan almak lazım. Olsun, yine bize evet, anlatalım size. Buyurun. Ben 16 yıllık evliyim. Hı. İki çocuk annesiyim. Evet.
Eşim beni kendi akrabasıyla, yakın bir akrabasıyla aldattığını öğrendim. Temmuz ayında ben size daha önce bağlanmıştım. Bahsetmiştim daha önce de Can Kap Bey varken. Temmuz ayında ben yakaladım mesajlarından, Messenger'ını takip ettim. Bir sene boyunca elinden telefon düşmüyordu. Fark ediyordum ama eşim nöbetli çalıştığı için konduramıyordum. Sürekli yanımdaydı çünkü. Konduramıyordum. Hani telefon elinden düşmüyordu. Fakat sonra Temmuz ayında neyse yakaladım ben bunu. Akraba olduklarını öğrendim. İşte kadınla ister istemez bir tartışmaya girdik. İşte kadın akraba olarak derdimi dinledim falan. Ben dökümlerini çıkardım. Bir yıllık dökümünü çıkardım ve sabahlara kadar mesajlaştıklarını, konuştuklarını öğrendim. Ondan sonra eşim inkar etti. İşte hiçbir şey yaşanmadı, bir şey olmadı. Bu arada kadınla farklı illerdeyiz biz. Aynı ilde değiliz. Hmm. O başka bir ilde, biz başka bir ilde. Hatta ortak bir akrabalarının asker görüşüne kadının geldiğini, kadının orada görüştüklerini, yemek masasında kadınla beraber resimlerini falan hepsini gördüm. Daha sonra eşim bitti, işte şöyleydi böyleydi derken ben kadının Kasım ayında eşime attığı tekrar WhatsApp mesajlarını gördüm. Onun üzerine eşimin adına yazar gibi yazdım. Kadın benim olduğumu anladı. Bu sefer işte neden yazdığımı kocana sor dedi. Ben de döndüm, kadının annesini aradım. Dedim kızınıza sahip çıkın dedim. Eşimin peşini bırakmıyor, böyle böyle bir durum vardı dedim. Onun üstüne bu kadın bana döndü, aradı. Senin kocan dedi işte sapık, benim peşim bırakmıyor, şöyle böyle dedi. Senin kocanın ikinci bir hattı var. İşte araştır bulursun dedi. Mesajlarının bir bölümünü attı eşim konuşmalarını. Sonra ben bunu araştırdım. Bulduğum hat eşimin yeğeninin üstüneydi. Eşimin yeğeninin üstüne olan hattı buldurdum. Bulundu. Sonra tabii bunun üstüne tartışmalarımız çıktı, kavgalarımız çıktı. Eşim yaşadıkları ilişkiyi anlattı. Sizden şunu rica edeceğim. Şimdi okul zili çaldı, ufaklık yanınıza gelecektir, duymasın. Sormak istediğiniz soru ne? Hemen sorun, cevaplayalım. Soru ne? Ben bu sefer kadın yine devam ediyor mu diyerek ben eşimin dinlemeye başladım. Bu sefer telefonunu dinlemeye başladım. Eşimin kendi ailesiyle görüyor konuşmalarını şahit oldum. İşte hani beni ailesine bile adiliyor. İşte hani şey diyor, işte para verince susuyor ve o para verince susuyor kelimesini çok adice kullanıyor. Onun üstüne ben de gittim boşanma davası açtım. Şimdi eşim işte ben seni seviyorum da işte şöyle yapıyorum da böyle yaptım da işte sen de bana hakaret etmişsindir de falan dedi. Ama eşimin hakaretlerine hakikaten ben kadın için evliliğimi bitirmedim. Fakat benim arkamdan hakaret ettiği için ben gittim dava açtım. Sormak yani, istediğiniz nedir? Sormak istediğim yani barışayım mı diyorsun? Doğru mu yaptım yani? Tamam. Hatta kalın. Ben size hoşça kal diyorum ama hatta kalın. Çünkü dışarıdasınız şu anda, okul kapısında evladını bekliyor ama bir yandan da yaşam mücadelesini veriyor. Hatta kalın, bizi çok iyi dinleyin. Ne yapsın? Barışsın mı? Şu an girdiği yolda devam etsin. Ancak eşine de şu kapıyı açık bıraksın. Desin ki nasılsa boşanma davası 2-3 yıl sürecek. Bu 2-3 yıl içinde ben sana eğer gönlünde de varsa hanımın bir fırsat vereceğim. Ama dava yürüyecek. Yani o davadan geri adım atmam ben. Hı hı. O yürürken ben senin hareketlerine, düzelip düzelmediğine, bunu bir hata olup görüp görmediğine bakacağım. Ona göre o fırsatı vereceğim. Evlatları var, 2 tane evladı var. O evlatları düşünmek zorundayız. O yüzden de hemen kestirip at diyemeyiz. Böyle bir şey yok. Hı hı. Ama kızımızın da gönlünde eğer varsa geri dönmek isteği, mahkemeden vazgeçmeden ona fırsat tanısın. 2-3 yıl önemli bir zamandır. Düzelirse mahkemeden vazgeçeriz. Düzelmediği takdirde mahkemeyle her iki durumda da kazanırız. Evet. Bir de mesela böyle bir şeyleri arkadaşınıza, eşinize, dostunuza anlattığınızda hemen mesela diyorlar ki aman boşa ya, bu adam çekilir mi? Yok. Sakın ha. Sakın. Ben uzman halimle bunu yapmıyorum. Sakın. Bir bilene soruyoruz. Bir uzmana soruyoruz. Uzman evet. Evimizde ve alo diyoruz. Dertleri dinliyoruz. Alo. 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 Hoş geldiniz.
Gizli mi arıyorsunuz? Evet. Evet. Anladım. Buyurun. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Buyurun. Hiç buyurun. Önemli değil. Buyurun. Dinliyoruz sizi, buyurun. Hocam ben 15 yıllık evliyim. 15. 3 çocuğum var. Son 5 yıldır eşim sürekli farklı kadınlar, yani sabit biri yok da sürekli farklı insanlarla. Kaç yakaladım, kaç gidecek oldum, beni de durdurmuyor. Yani beni de bırakmıyor. Kaç durdurdu. Beni de sevdiğini söylüyor sürekli. İşte ne yaptı yani. Bize sormak istediğiniz soru nedir? Yani gidemiyorum da kalamıyorum da sürekli ne yapıyor sürekli aklım onda. Peki. Evdeyken de aklım onda, dükkanda ne yapıyor. WhatsApp'a giriyor işte, biriyle yatışıyor sürekli. Şimdi ne yapmanız gerektiğini öğrenelim. 5 yani. yıl önce işi mi değişti? Ailesinde bir vefat mı oldu? Yoksa sizinle ilgili önemli bir problem mi yaşadı? Bunlar önemli benim için. Hocam 5 yıl öncesine kadar ben ona çok güveniyordum. Hayır, iyi düşün bu sorularımı. İşi mi değişti? İş ve para durumu? Evet hocam, siz dediniz. Çok heyecanlıyım hocam, kusura bakmayın. Para durumu değişti. Evet, bizim maddi durumumuz daha yükseldi. Yükselince dışarı çıkmalar çoğaldı. Şu görüşmem var, bu görüşmem var derken vefatta da olur bu. Sevdi. Allah Allah. Evet. Çünkü bakın, biraz evvel dediniz ki 15 yıllık evliyim, son 5 yıldır başladı bu. Evet. 8-10 yılı aşanlarda bu sorgulamaları yapmamız lazım. Kendi içimizde de yapmamız lazım. Öğretiyorum bir yandan size de bu işi. Bu konunun sizinle direkt alakası yok çünkü. Sakın boşanmıyorsunuz, onu söyleyeyim. Bir öncekine dedim ki mahkeme devam etsin. Sizin eşinizin kendisiyle alakalı problemleri var. Gençliğinde yapamadıklarını, parasızken yapamadıklarını şimdi yapma arayışları var. Ve çevresi de değişmiş sizin kocanızın büyük bir ihtimalle. Arkadaş çevresi. O arkadaş çevresinin etkisiyle de beraber olan sizin ailenize oluyor. Sizle bir alakası yok bu işin. Bazen erkekler yanlış arkadaş, yanlış çevre ve para durumunun değişmesiyle kendi problemlerini bu şekilde ailelerine yaşatırlar. Eşinizi eğer sağlıklı bir şekilde Alo 183 dahil olmak üzere bir uzmana giderse 1,5-2 aylık işi var, çok da düzelir. Öyle mi? Düzelir. Bakın inşallah. Bu problem sevimli bir, hani problem kötüdür de, hani çözülmesi kolay problem. Yani kolay aşılabilir bir sorun bu. Tabii. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Merhabalar. Merhaba, buyurun. Benim sorunum şudur. Benim 4 yıllık bir ilişkim vardı. Evlenecektim. Ben hiç evlenmedim. İşte arkadaşım bir kere evlilik yaptığını biliyorum. Ailemle tanıştırdım. Sonra bu süreçte işte bir evlilik yaptı ama çocuğu olmadığını biliyorum. Sonra işte sosyal medyadan ben bunun iki çocuğu olduğunu ve eski eşiyle görüştüğünü, yani çocukları için. Yani o şekilde gördüm. Sonra da tabii ki ben bunu ilettim, bu durumu. Kabul ettim. İki çocuğum var. Söyleyemedim sana en başta. Hani kaybetme korkusuyla herhalde söyleyemedim. Ama eşiyle olan fotoğraflara daha çok takıldım aslında. Hani onları da görünce, onu da söylediği, işte eski eşi boşanmış hani onunla. Ama eski eşi bunu duyunca kendine zarar vermiş. O da ona yardıma gitmiş. Hani çocukları yardıma çağırmışlar onu. Baba hani annem kendine zarar verdi, işte hastaneye götürmüş. Ama sonrasında fotoğraflar işte doğum günüdür. Veya işte normal aile ortamında resimler. Evet. Bayram sabahı kahvaltı falan. O şekilde gördüm. Ben bu durumdan tabii ki ayrıldım onunla. Ama beni bırakmıyor. Bu durumu izah edeceğini söylüyor. Hani onunla asla duygusal bir yakınlaşma değil. Peki onun yaptığı bu açıklamalar sizi tatmin etti mi? Etmiyor işte, etmiyor. Sorun burada. Tamam. 4 ay oldu bu olay. 4-5 ay oldu. Hala beni arıyor. Çok sevdiğini söylüyor. Sevdiğine inanıyorum. Tamam ama bu evlilik olursa diye düşünüyorum. Ailem bunu biliyor, çocuksuz olduğunu. Aileme çok olarak anlatamadım bu durumu. Eşinizin iki çocuğu olduğunu, daha doğrusu evleneceğiniz kişinin iki çocuğu olduğunu aileniz bilmiyor. Bilmiyor. Tabii ki bir hani ailemin bir kısmı bunu öğrendi. Herkese söyleyemedim. Merak ettiğiniz nedir? Ya ben bu insana güveneyim mi? Ne yapabilirim? Yani tamam, cevaplayacağım. Sizin anlattıklarınızla size cevaplayacağım hem de. Dediniz ki benden önce iki tane çocuğunu gizledi.
Kendi canından olan iki tane evladını her ne olursa olsun gizleyen adam senden neler gizlemez daha. Değil mi? Canı, kanı, evlat bu, hiçbir şeye benzemez. Evlat hiçbir durumda, hiç kimseden, hiçbir karşılık için gizlenmez. Ne kaybedersem kaybedeyim. Bir kere cevabı siz verdiniz bana, kendiniz söylediniz. Bunun hatta gururla söyleyecekti size. Sizi kaybedeceğini bilse bile gururla söylemesi lazımdı. Bu durumda cevabı siz vereceksiniz, ben değil, güvenip güvenmeyeceğinizi. Yani ikinci sevmediğim husus siz söylediniz. Evlilik kadar boşanmak da haktır. Ama boşandıktan sonra kağıt üstünde boşanıp aile kurumunu aynen devam ettiriyorsanız siz sadece kağıt üstünde boşanmışsınız demektir. O çocuklara da zarar o. O çocuklara ümit veriyorsunuz. Biz tekrar barışabiliriz ümidi veriyorsunuz. O yüzden boşanmanın da geleneklerimizde adabı var. O adaba aykırı hareketler var. O yüzden size önerim bu işi 3 kere değil 5 kere düşünün. Aynı durumda olanlara da aynı şeyi söyleyeyim. Çocuğunu gizleyen her şeyi gizler. Değil mi? Hani derler ya, bir şey söyleyeceğim, bir laf var. Balık baştan kokar tabii diye. Tabii ki. Tabii. Bu balık nasıl kokmuş? Tabii ki, tabii ki. Ama maalesef bir adamı veya bir kadını seviyorsan sevgi gözünü kör ediyor. Vallahi kör ediyor. Yani evet. Daha doğrusu görüyorsun, görmek istemiyorsun. Bak Nur. Duyuyorsun, duymak istemiyorsun. Benim sevgiye saygım o kadar sonsuzdur ki. Evet. Ama sevgiye baktığım zaman, sevgi ise eğer o. Herkes kendini seviyor zannediyor ya. Telefon geldi. Ben... Seviyor zannediyor. Konuşturmuyorlar bizi. Yok ya. Telefon geldi. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nur Hanım, sizi çok seviyorum. Canım. Canım da çok tatlı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, böyle bir sevgiler şey karşılıklı. Evet. Mesela ben sizi çok sevdiğimi biliyorum. Sevdiğimi zannetmiyorum bak. Çok seviyorum yani. Çok teşekkür ederiz. Buyurun, dinliyoruz çok sizi. Şekersin. Çok şekersin. Ben 23 yıllık evliyim. Hı-hı. 48 yaşındayım. Alo, duyamıyorum sesini. Çok net. Buyurun, ama biz buyurun. Konuşmuyoruz zaten. Siz dinliyoruz. Anlatın. Pardon. Pardon. İş hayatım oldu. Para kazandım. Para kazanabilirim. Hı-hı. Şimdi ev hanımıyım. Benim eşim dediğiniz gibi bir para, ekonomik durumumuz kötüydü. Sonra iyi oldu. O dönemde beni bir aldattı. Coştu. Ne? Coştu. Coştu. Neyse, ben onu çözdüm. Nasıl çözdüm? Mücadele ettim. Süper. İyi davrandım. O kadından daha iyi davrandım. Çözdüm işimi, evime bağladım. Zaten iki çocuğum var. Süper. Yani mücadeleciyim ben, savaşçıyım. Tebrik ediyoruz. Güzellikle, ama her şeyin güzellikle tabii olacağına süper inanıyorum. Sonra kötülükle ne oldu peki? Şeyin, kötülükle hiçbir şeyin olmayacağına inanıyorum. Doğru. Güzellikle ruhuna girebildim. Daha sonra biz başka bir şehire taşındık. Sonra eşim başka bir şehirde işte iş buldu. Daha başka bir şehire gittik. Benim eşim iyi bir konumda bir yerde çalışıyor. Tamam. Çalışırken eşim çok şeydir yani, düzgün bir insandır. Bir kadının hani mesela bir kadının özendiği bir insandır. Hani korumacıdır, böyle düşene şey yapar. Yüreği güzeldir. Başka bir kadının yani dikkatini mi çekti eşiniz? Evet. Yanında çalışan dul kadın. Hani, öyle deme. Evlenmiş boşanmış de. O da normal. Evlenmiş boşanmış mı? Kocası ayrılmış mı? Tam bilemiyorum. Tamam. Çocuklar da çok iyi bir çocuk yani. Tamam. Aslında çocukları güzel yetiştirmiş. Eşime durmadan bir kere bir mesaj attı. Hı-hı. Ben hemen oğluna ulaştım. Eşim dedi ki hemen ara, bir mesaj attı. Kötü bir mesaj. Bak, hani şey. Bir dakika hatta kal. Bir dakika. Reklama gideceğiz ama. Biz eşimizin bizi aldattığı anda, onu ispatladığımız anda, acaba yaptığımız bu davranış doğru mu? Karşı yani tarafa mesaj atmak. Biraz sonra soracağım. Ne olur çok kısa bir reklam aram var. Hemen dönüyorum. Tamam mı? Evet. Tam da işte o sırada, onu yakaladığınız anda, sizi aldattığını ispat ettiğinizi yakaladığınız anda ne yapmamız gerekiyor? İki yanlışı yapıyoruz, ikisini de yapmayalım. Hemen bavulları toplayıp anamızın babamızın evine gitme yanlışı bu bir. Bunu evet asla yapmıyoruz, evi terk etmiyoruz. İkincisi de kesinlikle hemen diğer tarafı arayıp konuşayım.
Konuştuktan sonra da bu tarafa da kocama veya karıma bunları ispat edeyim olayına girmeyeceğiz. En yakın her neredeysek ulaşabildiğimiz uzmana da danışacağız. Onunla birlikte yolumuzu çizeceğiz. Uzman gerekirse eşinizi de davet eder. Onunla da görüşür. Yani öfkeyle kalkıp zararlı oturmayacağız. Zararlı oturuyoruz. Tabii ki. Biz bu yanlışı hep yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Çünkü önce bizde şu duygu uyanıyor. Diyoruz ki kocam bunu bana nasıl yapar? Karım bana bunu nasıl yapar? Ben bunu nasıl hak ettim? Ben saçımı süpürge ettim, bunları yaşadım diyoruz. Önce bir şaşkınlık, arkasından öfke, arkasından üzüntü ve bundan sonraki adımlarımızda zaten bunlarla beraber doğru yönlendirilmezse yanlış geliyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Program başladığında size ne söylemiştim? Kalbe saldıran sıkıntıyı sabır kalkanıyla karşılarsanız size hiçbir zarar veremez. Tabii. Büyüğün de küçüğün de, zenginin de fakirin de herkesin bir derdi var. Derdi veren Allah bir yerlerde dermanı gizli tutuyorsa biz aklımızı kullanarak o dermana ulaşmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya Perşembe yine dertleşmek üzere hepinizi bekliyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın muhteşem bir cuma sohbetiyle Yusuf Kavaklı hocamla karşınızda olacağım.